Türkiye'nin her yerinden, dünyanın birçok ülkesinden ve Adana'mızın her bir köşesinden bizi izleyen çok kıymetli, çok değerli izleyicilerimiz. Bugünkü konuğumuz Adana milletvekillerimizden, çok kıymetli milletvekillerimizden özellikle Sayın Sadullah Kısacık, Deva Partisi Adana milletvekilimiz Sayın Sadullah Kısacık'la birlikteyiz. Sadullah Vekilim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar Allah diliyorum. razı olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz işte, yerel seçim koşturmacaları Devam ediyor. programlarla günlerimiz geçiyor. Sayın Vekilim, şimdi bizi yurt dışından da izliyorlar. Türkiye'nin birçok yerinden de izliyorlar. Evet. Biraz sizden bahsedelim mi? Kimsiniz diye böyle merak edenler var. Yayın öncesi de soranlar oldu bizden. Yurt dışından da izleyenlerimiz var. Sadullah Kısacık kim efendim? Evet. Ben 1977 Adana doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu, liseyi tamamen Adana'da okudum. İlkokulu 1. Nil İlkokulu'nda. Meslenzade'nin, Hürriyet'in çocuğuyum. Orada doğdum. Ortaokulu Gazi Ortaokulu'nda. Liseyi Adana Borsa Lisesi'nde tamamladım. 95 yılında Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandım. 99 yılında da Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. İnşallah. Aynı yıl Z Yönetim Danışmanlığı firmasında kalite güvence uzmanı olarak işe başladım. Orada daha sonra proje sorumlusu, sonra proje müdürü, sonra genel müdür. Allah nasip etti, sonra şirketi satın aldık. Yani hep kariyerim yönetim danışmanı olarak geçti Bir de şunu tamamen. da biliyorum. Adana'da o üniversite yıllarınızdan sonra birçok proje hazırlayıp şu an Adana'da da birçok projede Evet. sizin isminizin olduğunu Evet. duydum. O Mesela projelerden şöyle, bahsedebilir miyiz? tabii ben iş hayatına paralel olarak Endüstri Mühendisliği bölümünde toplam kalite yönetimi ve değişim mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptım. Daha sonra işletme fakültesinde stratejik yönetim üzerine ikinci yüksek lisansımı yaptım. Tabii biz yönetim danışmanı olunca işimiz proje. Bu sırada birçok sivil toplum örgütlerinde yönetimlerde bulundum ve aynı zamanda projeler yaptım. Adana Genç İş Adamları Derneği'nde 3 dönem yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik yaptım. Maşallah. Bu süreç zarfında da birçok kuruma KOSGEB projesi, Avrupa Birliği projesi hazırladım. Evet, Yani, onu da evet. Yani mesela o duydum. zaman sivil toplum örgütlerinde Avrupa Birliği projesi ilk defa başlamıştı ve sivil toplum örgütlerinin gelişmesinde önemli bir Rol çığır oynamıştı. açmıştı. Evet. Yani çünkü Avrupa Birliği projelerine kadar sivil toplum örgütleri sadece kendi iç mekanizmasında çalışandı ama Avrupa Birliği projeleriyle beraber sen içinde bulunduğun topluma ne verebilirsin? Ne katabilirsinin oluştuğu bir Sistem gelişti. iklim gelişti. Burada da birçok proje hazırladık. Daha sonra yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Adana Genç İcra Kurulu üyeliği yaptım. Yine aynı şekilde mesela özellikle Adana'nın gelişmesi, Adana'nın kalkınması üzerine de bir takım projeler hazırladık. Yani bunlar kimisi kalkınma ajansı, kimisi KOSGEB, kimisi Avrupa Birliği projeleriydi. Onun anlamda yani hemen hemen Adana'da çalışmadığımız bir sivil toplum örgütü yoktur. Birlikte çalışmadığımız. Yine Adana'da yaklaşık 500 firmanın danışmanlığını da yürüttüm bu süreç zarfında. Maşallah. Yani 99'dan ta işte 2020'li yıllara kadar bu şekilde Sayın Vekilim, siz çalıştık. bildiğimiz kadarıyla Adanalılar da bilir, büyük bir çiftçi ailenin evladısınız. Bu konuda da biraz konuşmak istiyorum. Çiftçilerin halini, son halini biliyorsunuz. Adana'da narenciye konusunda çok sıkıntı yaşadık. Tarım Bakanı'nın tarım politikaları yetersiz kaldı. Bu konuda da biraz konuşmak istiyorum. Sizlerin fikirleri benim için çok kıymetli. Çiftçi bir ailenin evladı olarak öncelikle ve aynı zamanda Adana'nın sesi olarak Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak Ankara'da sesimiz olabildiniz mi? Ne durumda? Ankara ne durumda? Tabii şöyle biz dediğiniz gibi çiftçi kökenli bir aileden geliyoruz. Hepimiz Benim de çiftçiyiz çocukluğum sonuçta. yani tarlada, çiftlikte geçti. Hatta biz çiftlikte büyüdük. Yani özellikle yazın
okul kapanır kapanmaz. Hatta biz okula başlayana kadar tamamen köydeymişiz. Daha sonra okul başlayınca işte ben devam ettik. Ve ondan sonraki kısımda da aile mesleği gereği çiftçilikle sürekli uğraştık. Hala da içindeyiz. Evet, tabii bizim özellikle çocukluğumuzda çiftçilik daha değerliydi. Kıymetliydi. Ve özellikle tabii Adana'nın da o zaman Türkiye'de parmakla gösterilen iller arasında olduğu bir dönem. Yani Ağlar'ın, Beyler'in, yani, evet, Çukurova diyen bir zaman. Tüm zenginliğin olduğu. Pamuk Ağları'nın olduğu. Olduğu aynen ve içinde düşünsenize tüm Anadolu'ya kucak açmış bir dönemin olduğu bir dönemde. Mesela hiç unutmam, diyelim bizim o ilkokulda kermes bileti satılacak. Herkese öğretmen bir iki bilet verirse, işte Sadullah senin baban çiftçi, sana 10 tane veriyorum diye verirdi. Öyle, öyle yani çiftçilik kıymetliydi. Çiftçi dendiğiniz zaman yani o çiftçilik var, tarımla uğraşanlar falan dendi. Ağlar, beyler, zenginlik gelirdi. Öyleydi yani. Şimdi geldiğimiz zaman yani mesela çiftçi son özellikle bayağı bir dönemdir. Tabii çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alamadığını görüyoruz. Kesinlikle. Şimdi biz onları yaşadık. Allah kimsenin emeğinin karşılığını ziyan etmesin. Çok kötü. Yani tarlayı düşünsenize, buluyorsunuz, buluşturuyorsunuz, borçlanıyorsunuz, tarlayı ekiyorsunuz. Yine borçlanıyorsunuz, gübreliyorsunuz, ilaç, ilaç kullanıyorsunuz vesaire. Sabahın köründe kalkıyorsun, gece gidip sulama yapıyorsun. Sulama yapıyorsun, haşeresi çıkıyor, aman işte yüreğin atıyor ki ya yağmur mu yağdı, dolu mu yağdı, soğuk mu oldu, don mu vurdu vesaire. Şimdi o sırada işte diyelim umutlarınız var, diyorsunuz ki eşiniz işte bir buzdolabını yenileyelim ya da ya bak işte şu bozul, televizyon bozulmuş, bunu yenisini alalım ya işte ya şu kanepe grubunu değiştirelim falan diyor. Diyorsunuz ki ya hasat az kaldı, işte Haziran'da hasat da alırız, Eylül'de harmanda alırız diyorsunuz. Evet. Harman zamanı geliyor. Bir bakıyorsunuz ki ürün tarlada kalmış, ürün para etmiyor, ürün satılamıyor. Ha bugün satılır, ha yarın satılır. İşte tüccar geldi, fiyat verdi, şöyle oldu, böyle oldu. Bir bakıyorsunuz ki ürünü çoğu zaman sürmek, tarlada sürmek zorunda kalıyorsunuz. Yani onun hep acılarını bilirim. Gerçekten de Allah kimsenin emeğini, o göz nurunu, alın terini zayi etmesin. Ama maalesef çiftçilerimiz son zamanlarda bunu çok sık yaşar oldu. Tabii tarım ülkesindeyiz. Ekilen bir şeyin zayi olması hem ekonomik anlamda bir sıkıntı ama aynı zamanda da bir nimet. Yani düşünün yani mesela bu sene limon dalında kaldı değil mi? Limon. Limon, erkenci mandalina. Mandalina, çoğu portakal oldu. Yani. Aynen evet. Öyle, rezil olduk. Şimdi, bizim de bahçemiz var. Şimdi portakalı toplamasan ayrı bir dert. Dibine düşse biliyorsunuz asit oranı çok yüksek olduğu için bir dahaki dönem köklere meyve alamıyorsunuz. Yani. Ürün alamıyorsunuz. İnanın ki tüccarları çağırdık. Ya para istemiyoruz abi. Al götür. Malımızı kaldırın. Kaldır şurada. Yani. Dalından kesin ki budama yapacağız. İlaçlama yapacağız. Kimse gelmedi almadı. Rezil oldum ya. Veren de kabala çok ucuza verdi. Peki niye böyle oldu yani? Niye böyle oldu? İşte Sayın Vekilim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunları böyle dile getirmiyor musunuz? Dile getiriyorum. Mesela ben özellikle limon ve narenciyeyi mecliste gerek basın toplantısı yaparak gerekse yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda aldığımız sözlerle bunu dile getirdik. Evet. Ama bakın burada şunu söyleyeyim. Limondan bahsedelim. Limon. Hı hı. Şimdi limonun ya bir şeyin dalda kalması veya satılmaması veya derelere dökülmesi için değersiz olması lazım. Ya değerli bir şey nasıl dökülür? Nasıl dalında kalır? Markette 15 lira, 20 lira, tarlada 10 kuruş, 5 kuruş. Peki niye böyle oldu? Çünkü biz bazı şeyleri değerlendiremediğimiz için. Yani biz narenciye yatağı olan biriyiz, doğru mu? Evet. Ta işte Karataş'tan Kozan'a kadar ki tüm alanda. Antakya, Adana, Mersin. Mersin yani bu bölgeyi düşünün, evet, narenciye evet, yatağı. Evet. Peki size şunu söyleyeyim. Limonu düşünelim. Limondan bir örnek verelim. Limonun suyu sıkılıyor mu? Sıkılıyor.
Limonun tuzu yapılıyor mu? Limon tuzu yapılıyor. Limon kimya sanayinde kullanılıyor. Limon temizlik sektöründe, kullanılıyor. Evet. Düşünün. Limonun kolonyası bile yapılıyor. Aynen. Bak limon kolonyası var. Evet, evet. Ya bu kadar yan sanayisi olan bir ürün. Hani yemeği var vazgeçtik. Diyelim yemek yemedik. Evet, evet. Peki böyle sanayisi olan bir ürün nasıl tarlada kalır ya? Yani bunu böyle değerlendirilmesi gereken bir ürün. Değil mi? Nasıl kalır? Evet. Peki size şunu sorayım. Peki bizim bu kadar narenciye ve limon şeyimiz, internlandımız genişken Adana'da bir tane limon suyu fabrikası var mı? Yok. Bölgemizde yok. Adana'da meyve suyu fabrikası var mı? Yok. Limon tozu üreten var mı? Yok. Ya da narenciyeyi değerlendirmek üzere bir şey var mı? Yani narenciyeyi, reçeli. Reçelinden tutun. Turuncun, ben geçen başka bir şehirde bir aktara gittim sayın vekilim. Orada adam turunç, böyle kurutulmuş turunçları gördüm. Kilosu da 600-700 lira. Bildiğimiz şu sokaklarda gördüğümüz turunç. Kurutulmuş, portakal kurutuluyor, greyfurt kurutulmuş. Düşün ha. Kilosu 600 lira. Hiç kurutma tesisleri, yeterli kurutma tesisimiz yok. Yok. Şimdi bakın. Salça fabrikalarımız, Karaysalı biberimiz meşhur mesela salçamız. Salça fabrikalarımız yeterli değil. Toz biber yapabiliriz. Mesela Urfa'da ben görüyorum çok güzel şeyler yapıyorlar. Adana'da neden yok? Neden yok? Çünkü işte biz değerlerimizi değerlendiremiyoruz. Yani değerli bir narenciyemiz var. Bereketli topraklarımız var. Çok iyi verim alıyoruz. Çok iyi verim alıyoruz. Bahçecilikte çok iyi ailelerimiz var. Yani artık narenci, çünkü bu bölge narenciyenin ilk bölgelerinden. Dolayısıyla narenciyenin nasıl yetiştirildiğini biliyoruz. Ama bunu değerlendiremiyoruz. Bunu değerlendiremiyoruz. Bakın bu saydığım, biraz önce saydığım o yan sanayi. Yok. Ya peki biz bunu niye planlayamıyoruz? Yani bakın. Tarım İyi Bakanlığı şeyler. Bu konuda bu şey mi kaldı? Yetersiz mi kaldı Tarım Bakanlığı? Tarım Bakanı demeyelim, sadece bakanlık bu konuda. Yani devlet aklı bu konuda yetersiz. Bakın biz Deva Partisi olarak 9 Mart 2020 yılında kurulduk. Biz 2021'in Haziran ayında Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın da katılımıyla, hatta o zaman pandemi dönemiydi tam, Adana'da Deva Partisi Tarım Eylem Planı'nı açıkladık. O Tarım Eylem Planı'nda biz şunu diyorduk. Diyorduk ki, bakın topraklar plansız bir şekilde ekiliyor. Bahçecilik, siz de bilirsiniz. Şimdi evet, Çukurova'da dağ tepe bahçe oldu. Yani gidiyorsunuz, herkes bir özellikle damlama sulama sisteminin gelişmesiyle beraber yani herkes aklına geleni ekmeye başladı. Yani bir dönem bakıyor muz para ediyor. Herkes muz tarası kurdu. Sonra narenciye mesela. Zeytin bahçeleri şu an çok revaçta. Aldı başını gitti. Evet, ya kardeşim bir dakika bir duralım. Değil mi? Bir duralım. Yani biz ne olacak bu? Bu rekorte yeterli mi? Fazla mı? Dünyada durum ne? Dünyadaki pazar neyi istiyor? Yeni ürünler var mı? Bakmadan. Direkt vatandaş ne isterse onu ekti. Biz o eylem planında diyoruz ki tarım plansız bir şekilde büyüyor. Plansız bir şekilde ekim var. Dolayısıyla bunu plana bağlamak lazım. Biz ne zaman demişiz? 2021 yılında. Daha geçtiğimiz yıl Tarım Bakanlığı bir genelge yayınladı. Dedi ki bundan sonra meyve ekimleri izne tabi. Yani insanlar ben şunu ekeceğim diye önceden söyle. Tabii onun için bu kadar şey ürün tarlada kalıyor. Şimdi bir şey niye değersizleşir? Musteralarla kota konuldu sayın vekil. Tabii ama çünkü plansız mı gitti? Tabii yani şimdi ona belli bir plan geldi artık. Yani şimdi narenciyenin gitme yani narenciye artık belki doydu işte devlet. Şimdi çiftçi bunu bilemez. Devlet aklı yukarıdan bakıp bir plan bakar. Dur kardeşim de bak narenciye bundan sonra sıkıntı. Çünkü belli bir şeyi açıyorsunuz. Pazarı bulursanız ekin. Önemli olan pazar işi. Yani bunu sadece Türkiye'nin neyi ihracat yapıyorsanız onu ekmeniz lazım. Satışım neyi? Yoksa bunu muhafaza edemiyorsam soğuk hava depolarım belli bölgelerde muhafaza etmek için soğuk hava depolarım yetersizse, işleyemiyorsa, fabrikalarım yoksa yeterli sayıda işçinin yövmeyesine yetişemedik. Yani adam diyor ki servis tutuyorum, servis işçi götürecek servise bile para ödüyoruz diyor. Evet. Ben işin içine çıkamadım diyor. Mesela Ziraat Odası, Yüreği Ziraat Odası Başkanımız Akın Bey, Akın Doğan. En büyük ziyaret ettiğimde şunu söyledi. Sayın Vekilim dedi benim en büyük tedirginliğim
bahçe çok büyüdü, bahçe miktarı. Rekolte de iyi gidiyor, verim de iyi. Eğer böyle giderse bizim toplayacak elemanımız artık buna yetişmeyecek. Kesinlikle öyle. Özellikle de yani göçle gelen mültecilerin de şu anda bunu öyle götürüyoruz. Eskiden ırgatlar... Ama şu anda o bile yetmeyecek. Hani ırgat diyoruz, ırgatlar gelirdi. Hatay'dan, Urfa'dan, işte beş başka şehirlerden. Ya da köyde bile, belli bir, evet ama şu anda o yok. Çadır kurulurdu, ırgatlar gelirdi. Pamuk tarlasında çalışılırdı. Hani biz de çiftçi çocuğuz, biz de giderdik beraber çalışırdık. Şimdi işçi yok. İşçi yok, aynen. Yok. Dolayısıyla şimdi o da bir sıkıntı. Kesinlikle. Yarın belki işçi yokluğundan dolayı toplayamayacaksınız. Yani. Onun için her şeyin planlı gitmesi lazım. Yani plan, bir de şunu düşünün, her yer dağ taş bahçe oldu. Ya siz kivi yemeden, mandalina yemeden, portakal yemeden yaşayabilirsiniz ama buğday, arpa, yulaf, soyanız, mısırınız yoksa beslenemezsiniz. Yani devlet onu da düşünmek zorunda. Bunca yıldan sonra yeni akıllarına geldi. İnşallah bunu toparlar. Biz bunu 2020 bizden aldılar onu. Bizim eylem planımızdan aldılar. Ya. Biz şimdiye kadar her konuda eylem planı hazırladık. Deva Partisi, Sayın Vekilim, Deva Partisi Adana Milletvekilimiz Sayın Sadullah Aksacık diyor ki bizim projemizde, evet, bizim yaptığımız, evet, eylem planımızı, evet, aldı hükümet. Ama biz bundan da memnunuz. Şunu biz yapıyoruz. Biz de memnun oluruz. Yeter biz, güzel şeyler, evet, yapılsın yani. Sayın Genel Başkanımız, evet, Ali Babacan eylem planlarımızın hepsini tüm bakanlara, milletvekillerine ve külliyeye gönderdi. Dedi ki bakın burada emek var, burada çalışılmışlık var. Evet. Bunu başka yapan bir siyasi partide yok. Bu çalışma bakanlıklarda bile bu kadar titiz bir şekilde yapılmıyor. Alın bunu kullanın, uygulayın, dedi. Uygulayın, yani, uygulayın dedi. Çünkü biraz... uygulama bile bir disiplin işi. Hı hı. Evet Sayın Vekilim, çok katılımcılarımız oldu. Güzel yorumlar da var. Evet, çok kıymetli izleyicilerimiz, konuğumuz Adana Deva Partisi Milletvekilimiz Sayın Sadullah Kısacık. Sorularınız varsa alabiliriz. Evet, Yusuf Çomak, hayırlı yayınlar Emine Hanım. Sayın Vekilimiz hoş geldik diyor. Hayırlı akşamlar Yusuf Bilir. Hayırlı olsun, iyi yayınlar başkanım. Sayın Vekilim, başarılar diliyorum inşallah. Faruk Erdoğan. Emine Hanım hayırlı yayınlar diliyorum. Sayın Vekilime selamlar söyleyin demiş. Aleyküm selam. Yusuf Çomak, Sayın Vekilim Adana'ya hoş geldiniz. Veli Şahin, Emine Hanım hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Vekilimize selamlar. Mehmet Bozkurt, Emine Hanım hayırlı yayınlar diliyorum. Sayın Sadullah Kısacık vekilimize selamlar, saygılar. Aleyküm selam, tekrar. Uğur Karataş izliyor. Erdem Okan, Sibel Demirci izliyor. Taner Ünal, iyi yayınlar dilemişler bize, sağ olun. Yüksel Mert de izliyor bizi. Evet, Yüksel abiye de selam olsun. Yüksel abimiz de. Yarın Yüksel abiye de programımız olacak inşallah. Merhaba sevgili kardeşim. Sayın vekilime başarılar diliyorum. Edirne'den Kars'a bütün mutfaklarda yangın var sayın vekilim demiş. Evet. Bugüne kadar Adana ve ülkemize gündeme getirdi demiş. Ülkemize neler gündeme getirdi demiş. Evet. Evet, mesela ekonomik sıkıntılardan da bahsedelim. Bakın vatandaş, evet, bu konuda çok dert yanıyor. Bir vekil bulmuşken soralım işte arkadaşlar. Sorularınızı alabiliriz. Muhalefet olarak, muhalefeti de ben eleştiriyorum bazen. Muhalefet, muhalefet olamadı diyorum. İktidar, iktidar olamadı derim ben. Muhalefet, muhalefet olamadı mı sanki? Şöyle, ona zaten biz Deva Partisi onun için kuruldu. Yani eğer biz gerçekten de doğru çalışan, altyapısı olan projelerle, sadece ideolojik değil, projelerle çalışan bir muhalefet örneğini görseydik, hı hı, biz yeniden sıfırdan parti kurmazdık. Ama biz ülkenin şunda sıkışmışlığını gördük. Yani bir sağ sol ikilemi var insanlarda. Hı hı. Ya tamam, iktidar beceriksiz, evet iktidar beceremiyor, ülkeyi geriye götürüyor. Ama işte burada da gidecek yer yok dediği için biz bir üçüncü, artık ideolojiden uzak, iş yapma temelli. Gerçekten de vatandaşın sorunlarını çözme temelli. Bakın biz siyasi boş söylemlerle değil, eylem planlarıyla ne eksik, biz bunu çözebilir miyiz, nasıl çözeceğimizi anlatan bir partiyiz. Biz böyle kurulmuşuz. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan 13 yıldır bakanlık yapmış. Çok önemli, çok kritik görevlerde bulunmuş. Ama görev aldığı her bakanlıkta başarılı olmuş, ekonomiyi yönetmiş, Türkiye'nin en iyi zamanlarını yaşatmış. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, evet, en iyi ekonomik ortamını yaratmış. Milli gelir yükselmiş, faiz düşmüş,
döviz stabil kalmış. Hatta genel başkanımızı ekonomiyi yönettiği zaman da 1 TL 1 dolar olur muyu düşünmüştük. Yıllarca dolar hatırlarsanız evet. 1 TL 1.2 1.25'e gitti. Yani acaba biraz daha gelse 1 dolar 1 TL'yi konuştuğumuz zamanlar olurdu. TL bu kadar değerliydi. Paradan 6-0 atıldı. Yine Sayın Genel Başkanımız Avrupa Birliği baş müzakerecisiyken Avrupa Birliği'ndeki faslaları açtı. Avrupa Birliği artık yani çok yakındık. Hikayemiz çok iyiydi. Bunun üzerine ülkemizin notu yükseldi. Çünkü hikaye güzel. Türkiye tüm ödevlerini yerine getiriyor. Uluslararası fonlar Türkiye'ye aktı. Düşünün yani şöyle düşünün. Evli bir çift, yeni evli bir çift. Diyelim memur karı koca. Gürselpaşa'da 10 yıl vadeli kredi çekip ev alabiliyordu. Evet. Hadi şimdi hayal bile edin. Hadi şimdi evli yine bak memurdan bahsediyorum. Diğerlerini falan boş verin yani. Evli ya iki öğretmen, hayal iki öğretmen hayata yeni hayal başlamış, bile. Evlenmiş. Hadi gitsin şimdi evini kursun. Gürselpaşa'dan ev alsın, kredi çeksin, ev alsın. Bakın ne kadar standartımızın düştüğünü, ne kadar geriye gittiğimizi siz düşünün. Mesela biz tabii biz de AK Parti'den size AK Parti siyaset yapmış evet, bir siyasetçi, siyasetçi. Siz de AK Parti'deydiniz, Seyhan evet. Bey, ilçe başkanlığı yaptınız. Evet, birçok kademede çalıştım. Kademelerde görevler evet. aldınız. Biz o zaman hep şununla övünüyorduk bakın. Biz liseye giderken bizim öğretmenlerimizin arabası olmazdı. Çok az öğretmenimizin, bir iki öğretmenimizin, o da özel ders verenler, iyi olanlar filan maaşıyla hiçbir öğretmenimizin arabası olmazdı. Öğretmenlerimiz bile otobüste gider gelirdi evet. bizim zamanımızda. Evet, evet. Ama daha sonra biz hep şununla övündük. Bak işte öğretmenlerimizin, memurlarımızın, doktorlarımızın standardı gelişti. Artık bak araba alabiliyorlar, araç alabiliyorlar vesaire gibisinden. Ama şimdi geldiğimiz noktada eskiye geliyoruz. Şimdi hadi gelsin bir öğretmen şu andaki maaşla gelsin, araba alsın. Araba alamaz, alsın. Ev de alamaz. Evini geçindiriyorsa, çocuklarına açlık veriyorsa Allah'ımıza şükreder hale geldik. Hı hı. Yani şimdi biz bunu eleştirmeyelim mi? Ya iyi olan zamanı söyleyeceğiz. Yok, evet. Biz bakın. Ya, iyi de söyleyeceğiz. İyi, kötüyü iyi, de söyleyeceğiz. Yapılan tabii. güzel şeylere de güzel yapıldı diyoruz. Ama yapılmayanları da eleştireceğiz elbette. Dün Sayın Vekilim Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerini tüpü olmayan evde ocak tüpü biliyorsunuz hala Adana'da birçok mahallelerde doğalgaz yok. Ocak tüpü alalım dedik birkaç garibana. Tüpün tanesi 700 lira olmuş. Evet. Düşünün ya. Arkadaşlar ocak tüpü almak istedik. Hani Ramazan dolayısıyla hayırsever arkadaşlar almak istedi. Biz de ön ayak olalım dedik. 700 liraya bir tüp ocak tüpü. Ne olacak bu ekonominin hali Sayın Vekilim? Yani siz meclistesiniz, bu konularla ilgili görüşmeler yapılıyordur. Ne olacak memleket? Valla memleketi memleket biz... Mutfak yanıyor. Biz, Yüksel abinin dediği gibi mutfak yangın yeri demiş Yüksel Mert mesela yorumlarda. Her şey yangın yeri. Yani her şey, çocuğunuza her şey. Kıyafet almaya çıkıyorsunuz, dudağınız uçukluyor. Ayakkabı 1000 lira, 1500 evet. lira olmuş bir çocuğa spor ayakkabısı almaya gidelim. Hani iyi bir şey alalım diyoruz. Aynen yani şimdi bırakın lüks yaşamayı, araba, ev almayı. Biz eğer çocuklarımızın, halkımız o hale gelmiş ki çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyorsak başarılıyız. Hele emekliler konusuna evet. hiç tartışmaya gerek yok. Yani şu anda emeklilerimize madalya takmak lazım. Bakın gerçekten de şu şartlarda yaşayan emeklilerimize madalya takmak lazım. Sen bu maaşla böyle bir maaşla böyle hayat pahalılığına hayatta kalmayı nasıl evet nasıl borçlanmadan harçlanmadan yaşıyorsun? Gerçekten de bunun belgeselini çekmek lazım ya. Yani bu nasıl başarılıyor? Yine şuna da madalya takmak lazım. Faizlerin %60-70 olduğu, kredinin olmadığı, böyle bir ortamda, istikrarsızlığın olduğu bir ortamda girişimcilik yapan, iş yapan esnafımıza, iş adamımıza da madalya takmak lazım. Kesinlikle. Yani şu ortamda iş yapmak da çok zor. Yani öyle bir hale getirdi ki iktidar ülkeyi Emine Hanım. Evet. Geçinmek de zor, iş yapmak da zor. Ne yapacağız? Şimdi Sayın Vekilim, yorumlardan Cumali Kızgın demiş ki yine o da basın camiasından bir arkadaş. Sayın Vekilim, İskenderun Tarsus yolu iktidarın programında mı? Programında var mı?
Mecliste dile getirseniz seviniriz. Karataş ve Yumurtalık için çok önemli. Tarsus yolu demiş. Onu söyleyeyim. İskenderun Tarsus yolu. Biz ona İskenderun Tarsus yolu da diyebiliriz, doğru. Ama bu eskiden NATO yolu diye geçerdi. Değil mi? Siz de Amerikan yolu derdi. Siz de bu bölgenin zaten evladısınız, biliyorsunuz. Evet. Şimdi ben çocuktum. Derlerdi ki bak bu Sadullah Karataş'tan NATO yolu geçecek. Nasıl NATO yolu geçecek? İşte dediği gibi Mersin'den gelip Karataş, oradan İskenderun, hatta oradan Halep. Yani böyle bir NATO yolu geçecek. Peki bu NATO yolu niye geçecekti Emine Hanım? Şöyle düşünün. Şurası Karataş, şurası Mersin, şurası işte İskenderun, dört yol, Erzim vesaire. Ya şimdi Karataş'a, normalde havalimanı Karataş'a yapılacaktı. Uluslararası havalimanı. Ya. Tabii. Niye Karataş? Çünkü orada kargo tarım kargosu olduğu için. Şimdi Karataş zaten büyük bir ova mı? Ova. Şöyle zaten U çizilmiş. Burası Karataş. Mersin'in de ortasında, Erzin'in, dört yolun da ortası. Bak, tüm tarımın ortası Karataş aslında. Aynen. Kendi de bir ova. Bakın. İşte buradan da bir NATO yolu geçecekti. Yani buradaki mallar da bu havalimanına gelecek. Buradaki mallar da bu havalimanına gelecek. Hı hı. Orada uluslararası kargonun da yapıldığı bir havalimanı olacaktı. Peki sonra, ne oldu sonra? O niye iptal oldu? Sonra ne oldu? Sayın Kürşat Tüzmen Mersin milletvekiliydi. Evet. Daha adaylığı zamanında, daha seçilmeden bir 5T projesi hazırladı. Dedi ki Enerji Bakanı olduğu dönemde. Gümrük ve Ticaret Bakanıydı. Kürşat Bey. Hmm. Ticaret ve Gümrük Bakanıydı. Dedi ki ben, dedi, Mersin'e uluslararası havalimanı yapacağım. Uluslararası yat limanı sağlayacağım. Mersin İdman Yurdu'nu birinci lige çıkartacağım. Böyle bir 5T projesi vardı. Gerçekten de adam milletvekili seçildi. Mesela o şimdi marina geziyoruz ya. Evet. Kürşat Bey zamanında bir Ayaş'a daha bir marina daha yaptırdı. Bakın. Sonra dedi ki Tarsus'a uluslararası havalimanı. Ya dedik ki bakın, bizim havalimanımız elimizden gidiyor. Bak o zaman tabii buna yatırım izni verdirmeyin. Bakın ben o zaman ilçe başkanıydım. Mevcut milletvekilleriyle kavga ettim. Sene kaç biliyor musunuz? Sene 2010. 2009-2010. Yatırım kararı çıkmasın. Orada bakın, oraya çıkmasın dedik. Maalesef o zaman mevcut milletvekilleri, hala şimdi içinde vekil olan, şu anda vekil olan da var. Hı hı. Pasif davrandılar ve oraya yatırım kararı çıktı. Hı. Ya dedik ki bakın, bu havalimanı Mersinlilerin de işine yaramıyor. Niye? Çünkü adam Tarsus'a gelene kadar Adana'ya da gelir. Aha. Ama önemli olan, siz bu havalimanını Erdemli'ye yapın, Mersin havalimanını. Erdemli'nin üstüne yapın. Silifke Erdemli arasına. Hı hı. Hem oradaki turizm gelişsin. Yani çünkü Alanya Antalya doldu. Hı hı. Turist gelsin Erdemli'ye, insin. Orada zaten Erdemli Silifke arasında çok güzel bir orada turizm alanı var. Hı hı. Oraya otellerin filan, turizmin gelişmesine bu katkıda olur dedik. Kesinlikle. Buradaki havalimanımız kalsın. Yani hatta Karataş'ın o alanına yapılsın ki, dedim ki uluslararası oraya yapılsın dedik. Maalesef o zaman pasif davranıldı. Bakın şimdi seçim var diye açmıyorlar. Yarın havalimanı açılacak. Burada iki büyük kaybımız olacak bizim. O yol açılacak mı? Açılacak. Tabii şimdiye Şakir kadar. Paşa, havalimanı ne olacak Sayın Bey? Kalkacak. Gerçekten. Tabii canım. Geçen hafta bakan yok. Ya şimdi Çakırpaşa havalimanı duracak diye böyle duyduk. Adanalı ne derse olacak diyor. Orası evet. Kapanmayacak Avla diyor. Avrupa'ya göre şerbet mi verdiler? Oraya yani keşke kapanmasa diyeceğim de. Halkı kandırıyorlar. Çünkü aynı anda birbirine bu kadar yakın iki havalimanı olmaz. Olmaz. Yani en baştan uçak kaldırıyorsunuz, uçak indiriyorsunuz. Onun yani bir şeyi var. Tamam, öyle bir şey olmaz. Yani otobüs birbirine yakın. Aynen değil yani. Uçak değil arasında bu kadar adam şey olan bir şey olmaz yani. O olmaz. Kimse kusura bakmasın. Evet. Burada halkı kandırmasın. Burada tarihe not düşelim. Düşelim. Evet izleyicilerim. Evet. Bakın vekilim diyor ki halkı kandırmayın. Şakirpaşa Havalimanı er ya da geç kaldıracaklar. Biraz uyutma taktiği mi yapıyorlar yine? Her ya zaman? İşte Kenan Yüksekler, sayın vekilim sizi çok sevdiğimizi söylemiş miydik demiş. Kenan Bey sağ olsun. Tekrar hatırlatalım demişler. Sağ olsun.
Hüseyin Duran, hayırlı yayınlar. Bozkan'da köyü Saadet Partisi temsilcisi. Herkese başarılar dilerim. Selamlar demişler. Aleyküm selam. Kenan Yüksek'den, diğer partiler hangi yüzden halkın arasına geziyorlar demiş. Vallahi Erbakan Hoca gibi konuştun Kenan abi. Diğerleri ve biz diyordu Erbakan Hoca da. Ceybider. Ceyhan, Engelli Bireyler Dayanışma Derneği Başkanımız Sayın Ercan Çakar, saygılarımla. Ercan abimize de buradan selamlar. Evet. Ercan abi de bizim sevdiğimiz, saydığımız evet. Abimiz. O her zaman diyor ki seçimden seçime hatırlamayın, bizi unutmayın diyor. Evet. Bu konuda gerçekten sizi takdir ediyorum Deva Partisi'ni. Yüzünüz diye değil, arkanızdan da her zaman söylerim. Birçok sivil toplum kuruluşlarıyla da hep görüştüğümde şunu söylüyorlar. Deva Partisi sağdurlar kısacığın mütevaziliği hiçbir milletvekilinde yok diyorlar. Yani o kadar mütevazi bir adam ki diyor. Bak vatandaştan bunu çok duydum sayın vekilim. Yani bizi unutmaz, seçim olsa da olmasa da her zaman halkın içinde bir adam diyorlar. Yani adam gibi adam diyorlar. Biz Adana'da doğmuşuz, Adana'da büyümüşüz. Vallahi helal olsun. Teşekkür ediyorum. Yani ben hem size hem bu dile getirenlere... Evet. Bir de bu makamlar gelip geçici. Ben bu gelip geçici olduğunu geçmişte de yaşamış biri olarak. Ya. Yani bugün kibirdesiniz. 5 yıl sonra ne olacağı belki tekrar geleceksiniz. O zaman işte o halkla gezemezsiniz. Yani. Onun için siyasette... Seçimden seçime olmaz. Evet olmaz. Şahin Sönme, selam sayın vekilim. Ağzına yüreğine sağlık ablam. Hayırlı yayınlar. Mustafa Temiz, hayırlı yayınlar. Emine Hanım, konuğumuza başarılar diliyoruz. Kenan Yüksekler, bunu en iyi aday Şahin Bey cevaplar demiş. Mustafa Temiz, tezlik yakacağız söylemleri güzel bir buralara nasıl geldik demiş. Tezlik yakacağız. Tezlik mi yakacağız demek istemiş. Yani ısınamıyoruz. Aa, evet. Tüp konusunda. Tabii evet. Yani tüp olur. Tezlik mi yakacağız demişler. Evet. Yakarız bu gidişte. Zaten eskiye dönüş var. Yamalara var. Döndük tekrar. Ya yani bir, ayakkabılar şimdi ayakkabı tamirine bile güç yetmiyor. Tabii. Ayakkabı da alamıyorlar. Tamirciler de çok uçmuş. Yusuf Bilir. Emine Başkanım, Deva Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Özünal. Başkanım başarılar diliyorum. Ama anlamadım. AK Parti'ye meclis üyesi Tarık Özünal hayırlı olsun demiş. Bunu ben de anlamadım. Ne demek? Bizim Seyhan Belediye Başkan Adayımız. Taner Özünal. Seyhan Belediye evet. Başkan Adayımız. Evet. Hayırlı olsun demiş. Tülay Yarı, bağımsız yüreğir adayımız. Emine Hanım iyi yayınlar ve milletvekilimize başarılar diliyorum demiş. Hüseyin Karatoprak, Sadullah Bey'e selamlar. Sayın vekilim lütfen mücadele edelim. Havaalanı yerinde kalsın demiş. Valla çok geç. Çok geç. Ben en büyük siyasi kavgalarımdan birisi. Havalimanının şöyle bir özelliği de var. Şimdi uluslararası yatırımcılar... Sorularınızı sorabilirsiniz sayın vekilimize. Halkın içinde, halkın... Ta kendisi. Bakın bu milletvekili öbür milletvekillerine benzemiyor. Eyvallah. Çok sorularınızı teşekkür ederim. Sorabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet Sayın Vekilim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Uluslararası yatırımcılar bir ile yatırım yapmaya karar verirken bir takım kriterlere bakarlar. Orada havalimanı var mı? Birinci sıradadır o. Yani o ilde havalimanı var mı? Limana yakın mı? Ondan sonra işte bir organize sanayi var mı, altyapı var mı vesaire gibi böyle birçok kriterler vardır. O ilin yaşam endeksi nedir? Yani ben oraya mühendis göndereceğim ama mühendis oradan mutlu olabilecek mi? Sosyal falan bir kriter. Şimdi düşünün, yatırım yapacak. Adana'da havalimanı var mı? Yok, 0 puan. Mersin'de var mı? Var, 30 puan. Hatay'da var mı? Var, 30 puan. Antep'te var mı? 30 puan. Ama Adana'da yok. Çünkü orada Mersin ili sınırlar içerisinde. Termik santralden dolayı olabilir mi? O şimdi Akkuyu'ydu sanırım değil mi? Akkuyu termik santralden... Yok bu havalimanının... Onunla alakası Tarsus'la var arası kaç kilometre ki? Bizde 30 kilometre arası. Yani 40 kilometre. Yani o bir şeyle falan arası yok. Bu tamamen bizim Adanalı siyasetçilerimizin beceriksizliğidir. Net söylüyorum. Ya bu kadarıyla havalimanı yapılırken sen en eski havalimanını, tarihinde kapanmamış havalimanını... Eğer kaybediyorsan bu Adanalı siyasetçilerin beceriksizliğidir. Bu başka bir şey. Bunun başka bir izahı yok. Sizler sen elindeki havalimanı... Deva Partisi olarak Deva Partisi'nin biricik milletvekilisiniz. Evet. Memleketimizin güzel adamısınız. Sayın Vekilim bu konuyla ilgili Deva Partisi olarak bir tane milletvekilimiz var. Sadullah Kısacık. Sadullah Kısacık ne yaptı? Çaba sarf etti mi? Bunda bir kere bu bir işten geçmiş dediğim gibi. Yani şu anda havalimanı bitmiş, ihalesi bitmiş, yapılmış. Zaten uçaktan baktığınız zaman geçerken pistler tamamlandı. Hatta açacaklardı da
Tepkisinden dolayı. Aynen aynen. Şimdi ya Adanalılar biz ya şimdi şuradan hemen bizi havalimanına bırak desek 5 dakika oradayız Emin Hanım, evet, gözünü seveyim. Evet, yürüyerek gideriz vallahi. Evet. Yani. Hatta havalimanından yürüyerek dolmuşa yani yürüyerek dolmuşa gidiyoruz. Aynen. Taksiydi, bilmem neydi, uğraşmıyoruz. Havalimanından iniyoruz, şu kadar yürüyorum dolmuşa binip evime gidiyorum. Onu yani. Ben Ankara'dan diyorum biliyor musunuz? Şimdi Ankara'da, evimden havalimanına giderken ya. Benim evimden havalimanı 38 kilometre. O ışıklar, o sıra. Bir zoruma gidiyor. Şey. Adana'da alışmışım ya. Arkadaş hadi beni şuraya bırak. Evet. Ya 38 kilometre gidip yeni bir arkadaş geldi onu alacağız. Ya da işte 38 kilometre gidip geri gelmek. Bana o kadar Adanalı olarak hani Adana'da çok gidiyor. Evet. Hatta ben şimdi uçak mümkün olduğu kadar uçakla gelmiyorum Adana'ya gelirken. Çünkü oraya gitmek gittik aynen. Hadi şimdi yani. Alışmışız. Ya bizim zaten havalimanı içinde bir zulüm çekiyorsun. Oradan oraya gidiyorsun. Oradan evet, oraya evet, gidiyorsun. Evet. Bu kapıdan bu kapıya. Bir de çıkınca rahatladım bari, değil mi? Yani kesinlikle bir de o kadar yol gitmek vallahi ölümlerden ölüm beğendirilerle. Çok şey oluyor. Burhan Yılmaz, Emine Hanım vekilimize selamı ilettin lütfen. Bakın ilettim. Aleykümselam, aleykümselam. Yusuf Çomak, Deva Partisi'nin özelliklerinden biri de mütevazi olmaktır demiş. Bizim genel başkanımız da çok mütevazi bir insandır çok biliyorsunuz. Kibar adam, evet, her zaman söylerim. Deva Partiler çok kibar insan adamlar diye. Zeki Soydemir, o kadar yakın Şakir Paşa demiş. Adem Boğa, iyi yayınlar diliyorum demiş. Adalet Birlik Partisi Belediye Başkan adayımız. Evet arkadaşlar sorularınız varsa alabilirim. Sayın Vekilim çok seviyorlar sizi Adanalılar bakın. Sağ olsunlar. Sağ biz de Adanalıları seviyoruz. Zaten Adanalı olmak. Adanalı olunmaz. Adanalı doğulur dedi geçen millet. Şey, öyle biraz da yani. Çok hoşuma gitti o. Tabii bir de artık Adana'nın tabii biz mahallede yetiştiğimiz için. Hürriyet bir de yani. Evet. Hürriyet mahallesi dediğimiz oraya atlamadım. Hemen de oturaldım arkadaşlar. Hürriyetin çocuğuyuz derler. Bütün sanatçılar, bütün okurlar, aynen, yazanlar, aynen, çizerler. Aynen, aynen. Hepsi Hürriyet Mahallesi. Evet, Hürriyet Mahallesi. Çıkmıştır işte. Müslüm Gürses biliyorsunuz. Ferdi Tayfurlar. Yine yazarlarımızdan birçoğu. Çünkü Hürriyet'in çocuğuyuz derler. İlk hani ova oraya yerleşmiş tabii. Hani Çukurova Ovası ilk. Köyden gelinip de kale kapısı, kale kapısından eski vilayet, işte eski vilayetin eski hürriyet. Tabii şu anda iç acısı bir durum var. Mahalleme gittiğim zaman hep her tarafın Suriyeli olduğunu falan belli bir artık Suriyeli nüfusun olduğunu falan görüyorum. Yani insanın orada eski komşularımız, eski komşularımızın çocukları, yaşlılarımızı tek tip görüyoruz. O bizi üzüyor o anlamda. Değil mi? Mahalleye girince işte şurada Ayşe teyze var. Şurada aynen. Mehmet amca var. Heh. İşte şu kahveye gidersem aynen. Orada işte şu adamlar var. İşte şurada şu Sırınsı'dan biri oturuyordu. İşte şurada Bedören'den biri oturuyordu. Yok, evet, Zeytinberi'den şurada biri vardı falan gibi konuşuluyordu yani düşünün. Evet. Şimdi onlar da şimdi o kimliklerin de kalmadığını görüyorsunuz yani. Kimliklerin de üzüyor. İşte bu da belediyeciliğin ve aslında devlet adamlığının gereğine olan bir şey. Yani siz şehrinizin kimliklerini korumanız lazım. Maalesef onu da yapamıyoruz. Yani. Onu da yapamıyoruz maalesef. Şimdi Sayın Vekilim biliyorum çok zamanınız yok. Başka bir toplantıya katılacaksınız. Hemen yerel seçimlere adım adım şurada çok az bir zaman kaldı. Yerel seçimlere nasıl bakıyorsunuz Adana'da? Adana biraz karma karışık. Ben bakıyorum işte adam başka uç noktada bir partiden en sağ partiden en sol partiye geçtiler. En sol partiden en uç noktalara geçildi. Böyle bir karmaşalık var Adana'da. Türkiye genelinde de var diyor arkadaşlar ama Adana'da daha mı fazla bir sıkıntı var ya Sayın Vekilim? Ne olacak? Yani şöyle tabii yerel seçim bir rüzgar işi, heyecan işi. Ben o karmaşıklığı biraz da şuna bağlıyorum. Maalesef Adana'da Adana'da adaylarımızda heyecan yaratacak projeler göremiyorum bakın. Şimdi biz hep yerel seçimlerde şöyle bir açıklanan projelere bakın. Alt geçit yapacağım, kavşak yapacağım, kreş yapacağım, sosyal yardımları çoğaltacağım, işte emekliye şunu vereceğim, kart vereceğim. Şöyle böyle filan. Ya bakın hep eleştirdiğimiz ya bu halkı fakirleştirdiniz. Bu halkı sadaka verilir hale getirdiniz. Eleştirilerimizi
eleştiri yapan muhalefetin aynı tuzağa düşüp yine böyle kim ne verirse 3 lira 5 lira fazlasını vereceğim ne geliyor. Peki hiç siz takip ediyorsunuz siyaseti. Hı hı. Adana'yı büyütecek bir proje, Adana'ya atılım sağlayacak, Adana'yı ben tekrar dünya şehirleri arasına sokacağım. Adana'yı tekrar Türkiye'de... İnsanımı yardımla, fonlarla değil de benim insanım dimdik duracak. Bu şehri, ben bu şehri büyüteceğim. Kimse ihtiyacı olmayacak. Sosyal yardıma ihtiyacı olmasın. Ya çok üzülüyorum Sayın Vekilim. Vallahi ben de buradan seslenmek istiyorum. Ben bir Türk milleti olarak, yani bu millet necip bir millettir. Bu millet asil bir millettir. Neden Türk milleti sadakaya muhtaç, yardıma muhtacız? Evet. Evet. Ben çok üzülüyorum. Yani yazıklar olsun ki hala biz koluyla siyaset yapıyoruz çok ya. Çok üzülüyorum. Bakın belediye başkanları belediye başkanları sıraya girmişler. Çok hepsi koli siyaseti yapıyorlar. Yazıklar olsun. Çok acı. Eğer sen devlet adamıysan bu milletine, halkına koli vermek yerine onu koli verir hale getirirsen büyüksün. Değil mi? Onu koli verir hale getirirsen büyüksün. Ya ihtiyacı olmasın benim Ayşe teyzem, neden ihtiyacı olsun da yavrum benim evimde yağım yok desin bana ya. Bir şey söyleyeyim. Tüm mesela şimdi bizim Yüreğir, şimdi hemen neydi şu tarafına geçeyim Yüreğir'de. Yüreğir'den ta Karataş'a kadar olan bölümü düşünelim. Evet. Bakın orada fakirlik has safhada. Gidelim evet, şimdi evet, hava çok kirli. Evet. İnsanlar ne bulursa onu yakar hale gelmiş. Çar çabut, lastik parçası yakıyor. Bakın fakirlikten. Yakıyor. Şimdi gidin oraya bir koliyle girin. Sizin yolunuzu keserler. İnsanlar bakın ki biz asil bir milletiz. Evet. Normalde böyle salim verdiği soler görmez deriz mesela ama gidin yolunuzu keserler. Karataş Ovası'na kadar olan yer aynı şekilde şu yer. Ya, peki size bir şey söyleyeceğim. Bizim denize Adana'nın 136 kilometre kıyısı var. Karataş ve Yumurtalı. Hı hı. Ya bir tane 5 yıldızlı otel var mı Emine Hanım? Yok. Projeler yapılıyor onu da iptal ediyorlar. Ya bir tane 5 yıldızlı otel olmaz mı ya? Çıkarıyorlar nedense. Evet yani bir tane. Peki ben şunu beklerdim proje yapanlardan. Kardeşim biz Karataş ve Yumurtalı'ya 5 yıl içerisinde minimum 15 tane 5 yıldızlı otel yapacağız. Bak çünkü 1-2 tane olmaz bu. Aynen. Siz yeri tahsis edersiniz, büyük gruplarla konuşursunuz. Orada bir turizm hamlesi başlar. Ki buna Türkiye'nin ihtiyacı da var. Alanya, Antalya dolmuş durumda. Alanya'daki otelleri biliyorsunuz. Evet. Dip dibe sanki bitişik nizam gibi oteller. Evet. Aradan girilecek yer yok. Dip dibe oteller var. Artık dolmuş durumda. Ya böyle bir Karataş, Yumurtalı. Peki biz onları yapsak Emine Hanım. Koli verecek adam bulamayız. Zaten çocuklarımız gider o 5 yıldızlı otellerde çalışırlar. Annelerimiz giderler. Kalmaz. Şu an annelerimiz gözü yaşlı, annelerimiz var. Tekrar söylüyorum. Sayın Vekilim, birçok kenar semt diyoruz ya, kenar semt kaldı. Adana'da kenar semtler kaldı. Adana değil. Yüreğir aynı keza. Dün programdan sonra bir sürü arayan oldu gene Yüreğir'den. Ya diyorlar, Yüreğir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı aday oldu. Çöplerimiz toplanmıyor diyor vatandaş. Kokuyor diyor Yüreğir diyor. Çöpler toplanmıyor. Belediye Başkanı bir sevdaya düşmüş. Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım diye. Yüreğir unuttular diyor. Sağlık Bakanı, İl Sağlık Müdürü Yüreğir'den belediye başkan adayı oldu AK Parti'den. Sağlık Bakanlığı'na buradan sesleniyoruz. İl Sağlık Müdürümüz belediye başkan adayı oldu. Çalışma yapıyor. Hastaneler birbirine karışmış, randevu alamıyorlar. Yani bir adam bakın neleri felç edebiliyor. Evet. Yani herkes keşke yerinde kalsaydı. Ya herkes bir kere işini doğru düz yapması lazım. Olmuyor, her şey bozulmuş. Bakın son 15 günde bana gelen telefonların haddi hesabı yok Sayın Vekilim. Buradan size de söylüyorum Sayın Vekilim'e. Şehir hastanesinde birçok hastanelerde, devlet hastanelerinde randevular alamıyoruz. Acillerde millet birbirini yiyecek duruma geldi. Adamın yoksa MR randevusu alamıyoruz, şunu yapamıyoruz diye sıkıntılar oluşmuş son 10 gündür. Buradan da Sayın Vekilim size bildiriyoruz. Ya ama şu anda Emine Hanım sağlık çok kötü. Bize de en çok gelen talep şu. MR konusunda. Randevu alamıyorum. 3-5 ay sonrasında ameliyatlar konusunda. Bakın ben size mesajları, bana gelen mesajları göstersem ağlarsınız. Şehir ve biz hastaneleri. Çözemiyoruz. Yani biz milletvekili olarak yine uğraşıyoruz. Ya diyoruz ki hasta her gün daha da kötüye gidiyor. Sen buna 2 ay sonra eğer
gün vermişsin. Ya bu 2 ay sonra bu hastalığından ameliyat yapmana gerek kalmayacak yani. Yani torpil bulacağız diyorsunuz ya. Bakın Sayın Vekilim diyor ki ben bile diyor beni arıyor vatandaş. Ya hastam ölecek ameliyata girmesi yani, lazım o... diyor. Ben milletvekili olarak arıyorum. Ben bile cevap alamıyorum diyor. Yani bir gün ben şehir hastanesinin önünde yani gerçekten artık tepkimi ben vekil olarak, halk olarak ben yani vekil olarak gideceğim. Yani alır gelirim ben. Şimdi bakıyorum her yere şimdi devlet hastanesi gitmiş öbür hastane. Ya bu kadar hastane yaptın da bu millet niye ameliyat olmak için 2 ay MR çektirmek için 3 ay sıra bekliyor ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Çok sıkıntı. Ya bir bu sağlık bu her gün bazı şeyler kötüye gider yani bu sağlığın acil bir şey, acil teşhisler olması lazım. Şey mi oldu? Başka özelliği başka firmalara mı devraldı? Zaten öyleydi de. Zaten öyleydi. Ben mi değiştirdi dediler sen? Şimdi bakın. Şey. Ben şunu söyleyeyim. Ben hani şehir hastanesine mesela karşı değilim. Şehir hastaneleri evet güzel, geniş. Aynı anda birçok dalı bulabiliyorsunuz. Evet, evet. Ama önemli olan bina yapmak değil. Önemli olan o binayı içine doğru şekilde sağlık elemanlarını koyup onu yönetmek. Şu anda yönetemiyorlar. Yani senin cihazın var. Çok güzel şehir hastanem var. Tokyo Numune hastanem var. Şuraya hastane yaptım, buraya hastane yaptım. Tamam. Tamam. Kardeşim vatandaşa bu yansıyor mu? Vatandaş 3 ay sonra MR alıyorsa, evet, günü görüyorsa, sen ama 2 ay sonra ameliyat ya ben, ya bir vatandaş, bir milletvekiline, ya annem her gün daha da kötüye gidiyor, şu sağlık sorunları yaşıyor, ameliyat için başvurduk 2 ay sonraya gün verdiler dememeli böyle bir dünya yok. Çok acı. Ya bunun için bir milletvekili siyaset devreye sokulur mu ya? Yani ne hiç yaptım, olur mu? Sayın vekilim adamım olmazsa işim görülmüyor diyorlar. Ne İşte bunu Türkiye'den kurtarmak siyaset lazım. Siyaset bir güç olmuş artık. Adamın varsa bir yere geliyorsun. Adamın varsa hastanede işin görülüyor. Devlet dairelerinde iş görülmüyor. Ne diyor? Ya tanıdığın var mı Emine abla diyor. Yardımcı olabilir misin diyor vatandaş. Düşünün yani. Çok acı şeyler. İnşallah düzelir. Dua ediyoruz. Elimizden de bir şey gelmiyor. Bütün umudumuz sizin gibi milletvekilinin, vekillerinin mecliste sesimiz olarak, hür ve gür sesimiz olarak orada vatandaşın sesi olarak. Ya meclisin yanında da şöyle yani sizden bekliyoruz yani. Bu ülkenin vizyonu o ülkeyi yönetenlerin vizyonu kadardır. Yani o ülkenin başkanı, o ülkenin bakanları, o ülkenin bürokratları o ülkenin kaderini belirler. İşte bu anlamda biz Deva Partisi olarak Türkiye'de bir sistem getirmek üzerine kurulan bir partiyiz. Ben her zaman Sayın Genel Başkanıma şunu söylemişimdir. Bakın Ali Babacan'ın başkanlığında, Ali Babacan mesela ekonomiyi yönetirken öyle bir sistem kurmuş ki bakın şu anda hala Türkiye'de bir banka batmıyorsa Ali Babacan zamanında hazırlanan kanunlar sayesindedir. Daha önceki Türkiye'yi düşünün. En ufak bir krizde 3-5 banka batardı. 2-3 bankanın içi evet, boşaltılırdı. Aynen bu ülke bir imar bankası skandalı yaşadı. Düşünsenize vatandaş para yatırmış, elinde hesap cüzdanı var ama bir bakıyor gidiyor öyle bir para devlet kayıtlarında, bankacılık kayıtlarında yok. Biz bunları yaşadık. İşte evet. Eğer bugün bu kadar ekonomik krize rağmen özellikle o Avrupa'daki, Amerika'daki mortgage krizine rağmen Türkiye'de ya, bir tane bile banka batmadıysa Sayın Ali Babacan'ın kurduğu sistem sayesindedir. Teşekkür ederim. İşte biz istiyoruz ki, Ali Babacan bu ülkeyi yönetsin, ülkeye bir sistem kursun. Biz artık hastaneye giderken tanıdığınız var mı demeyelim. Ya çok hastaneye ya, gidiyoruz ya, hastayız ya. Vallahi hastayız. Beni bile arıyorlar sen hastayız. Bekleyin. Emine abla tanıdığın var mı hastanede diyorlar. Şimdi Turgay Özezen, Zafer Partisi Yumurtalık Belediye Başkan adaylarımızdan. Emine Hanım iyi yayınlar. Sayın vekilime selamlar gönderiyorum. Aleykümselam. Vekilim adam gibi adam, tüm siyasetçiler vekilim gibi olmalıdır. İyi akşamlar diliyorum demiş. Turgay Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten Perşembe günü de konuk alacağım. Evet. Kendisine de başarılar diliyoruz. Yani. Akın Öcal, yine çok büyük musteraları var Yumurtalık'ta Akın Öcal'ın. Büyük çiftçilerimizden sayın vekilim. Evet. Selamun aleyküm. Emine Hanım iyi yayınlar. Hayırlı Ramazanlar olsun. İnşallah sayın vekilimize selamlar, sevgiler, saygılar, başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun demiş. Veli Şahin, bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Sayın vekilim, bu Adana milletvekilleri neden Adana'ya sahip çıkmamak için neden ellerinden geleni yapıyorlar? Havalimanı Mersin'de, bir de otoban gişeleri batı çıkışı Adana'da 10 kilometre ama Adana'da batı gişeleri de Mersin'e bağlı. Sayın vekilimiz bunu biliyor mu demiş.
Evet, doğru, doğru. Mersin'e bağlı. Bizim evet. birçok artık bölge müdürlüklerimiz de Yağantepe ya Mersin'e taşındı. Mesela Devlet Demir Yolları'nın yine bir kısmı atölye şefliği falan da Mersin'e taşındı. Düşünün. Cumali Kızgın demiş ki, Emine Hanım, Sadullah Kısacık vekilim. Sizler de AKP'de siyaset yapmış kişilersiniz. AKP Adana düşmanlığı neden demiş. Biz asla düşman değiliz ya, olur mu ya? Biz gerçekleri söylüyoruz. Biz gerçekleri söylüyoruz. Yapılanı alkışlıyoruz. Bakın ne diyoruz Sayın Vekilim. Çok güzel şehir hastaneleri yapıldı. Takdir ediyoruz. Ama diyor işlemi... Yönetilemiyor. Ama yönetilemiyor. Memleket yangın yeri olmuş. Cumali Kızgın. Ya tüp alamadım dün. Bak iki tane tüp alayım dedim. Birini anca alabildim. 700 lira olmuş bir tüp. Sen neden bahsediyorsun Cumali Kızgın? Az bile diyoruz. Bakın biz, az bile diyoruz. Cumali Bey şunu söyleyeyim. Biz demin ne dedik? Az bile diyoruz. 2002'den 2010 geçen zamanda bırakın hani normal kişiyi. Normal bir memur maaşıyla gidip Gürsel Paşa'da, Turgut Özal'da ev alabiliyordu. Biz evet o günlerin arkasındayız. Yok. Ama o günlerin arkasındayız. Ama şimdi bırakın ev almayı. Çocuğuna ihtiyaçlarını gideren, çocuğunu okula yazdıran, çocuğunu okutan bir aile bile artık kendini başarılı sunuyor. Yani o, şimdi bakın o günlerin arkasındayız. Beynimiz artık sulandı yani. Rakam bu parayla bir alışveriş konusuna gittiğimizde neyin ne kadar olduğuna beynimiz sulanıyor. Yani şaşırıp kalıyor. Sanki uzaydan gelmişim gibi hissediyorum. Markete gidiyorum işte iki tane şey alıyorsun 1.000 lira. Eve bir yağ al, deterjan al, çocuğa birkaç şey al, temizlik malzemesi al, 1500-2000 lira. Artık ne diyelim? Bir şey söyleyeyim normal size. Normal değil Sayın Vekil, değil. Şimdi eskiden kafayı pazara gittiğimiz yani. Zaman benim annem bağırsak kanseriydi, vefat etti. Allah tüm geçmişlerimizi. Onun için pazara ben giderdim. Şimdi şeye gittiğimiz zaman pazara, yeşillik 3 tanesi 1 TL'ye alırdı. Evet, 3 yani, tane 1 liraydı. Yeşillik taneyle satılmazdı. Taneyle yeşillik satılır mıydı? Maydanoz. Yok, satılmazdı. 3 tanesi. Adam 1 milyon. Adam aynen. Diye, ucuz ucuz 3 tane yani 1 lira atardın 3 tane alırdın. Aynen, 3 hatta verirdi. 5 lira verdiğiniz zaman 3 tere, 3 nane, aynen. 3 maydanoz adam alırdı. 5 lira atardınız ki. Şimdi maydanozun destesi tanesi 15 lira olmuş. Bakın. Bir de azıcık 3 tel sarmış adam, 3 tel, 5 tel. Ha, bir de 1 lira dediğiniz neydi? En küçük paraydı değil mi? Evet. Yani 1 liraya atardınız, en küçük para, onun düşüğü yok. 1 liraya atardınız. Ya şimdi tanesi 15 TL olmuş. Ya biz yazık günah değil mi? Doya alıyorduk, şimdi taneyle alıyoruz. Bazen de hiç alamıyoruz Sayın Vekilim. Sayın Vekilim, proje istiyorsa rica ediyorum cumartesi günü Emine Hanım'ın programını dinlesin inşallah demiş. Veli Şahin de cumartesi konuğumuz olacak. Tamam Veli Bey. Tamam Veli abi, izleyelim. Sayın Vekilim, biz hasta değiliz. Şu an biz vatandaşlar müşteriyiz demiş. Doğru, yani hastanelerin aslında müşterisi, doğrudur. Çok doğru söylüyor. Yani aynen doğru, çok doğru. Yani o 5 ay sonrasına atıyor, 6 evet, ay sonrasına evet, MR evet. için gün atıyor. Doğru söylüyor. Paralı birer müşteri oldu hasta. Hastalanmayın, dikkat edin. Hastalık da artık lüks oldu. Hasan Karabağ, Emine Hanım iyi yayınlar. Yumurtalık'ta şu an CHP kanadı maddi yollara başvurup seçimi kazanma yoluna gidiyormuş. Bu konuşuluyor. Bunları Perşembe günü Durgay Özüzen'i konuk aldığımda konuşacağım. Sayın Vekilimle genel siyaset konuşmaya çalışıyorum daha çok. Hasan Karabağ, farkındayım CHP'nin neler yaptığını, MHP'nin neler yaptığını konuşacağız. Cumartesi günü bekleyin. Belgelerle konuşacağız. Evet Sayın Vekilim, çok güzel yorumlar var. Çok seveniniz var. Gerçekten hürriyetin çocuğusunuz. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık diye. Yani tabii o mahallede büyümek de bizim çok için hoşuma gitti. Annem hastaydı, pazara katmış. Gidiyordum dediniz ya. O çok beni etkiledi bu arada. Yani onun için pazarı da bir, az çok şeydi biliyoruz. Geçen onu düşündüm marketten ter alırken. Ya dedim ben hani eskiden bunu verirdik alırdık hiç bakmazdık. Hani bozuk en son onu alırdık yani falan. Şimdi artık. Ya, görüyorsunuz değil mi? Bakın bir milletvekili. Diğer milletvekillerine de örnek olsun. Havası, tavası yok. Adana'nın öz evladı, hürriyetin çocuğuyum. Her zaman mahalleme de giderim. Pazara da giderim dedi. Çok hoşuma gitti. Vallahi helal olsun Sayın Vekil. Fatih Özdemir, Sayın Kısacık.
Siz bir Adana vekili olarak Adana'nın hangi sorunlarını gündeme getirdiniz? Siz de Adana'da vekillerin hiçbirinin Adana'da katkı sağlamadığını düşünüyorum. Bu tüm partiler için geçerli. İsim neydi? Maalesef iyi yayınlar Emine Hanım. Fethi Özdemir. Fethi Bey'e şunu rica ediyorum. YouTube kanalında Sadullah Kısacık yazsın. Benim YouTube kanalıma bir baksın. Sadullah Kısacık. Orada benim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediğim basın toplantısı, aynı zamanda söz almalarım var. Mesela şu anda tabii ben yaklaşık işte Haziran ayında vekil olduk. Yaklaşık 9 aylık bir milletvekiliyim şu anda. Şunu net söyleyeyim. Mesela benim en büyük mücadelem uyuşturucuyla mücadele olmuştur. Bunu boşuna söylemiyorum. Google'a Sadullah Kısacık yazsın veya YouTube'dan benim o basın toplantısında haykırışımı bir izlesin. Lütfen Adanalı adına verilerle konuştum. Bakın şu anda Adana dünyada uyuşturucu kullanımında birinci sırada. Evet. Biz seçim çalışması sırasında, yani geçen sene genel seçim çalışması sırasında hangi mahalleye gitsek tüm annelerimizden, dedelerimizden şunu dede diyorum bakın. Ya torunumuza baş gelemiyoruz. Torunum şunu gördüm ben. Adana'da birçok yerde aileler akşam evlerini kilitliyorlar yatarken. Odasını kilitliyor. Anne ha odasını kilitliyor. Acaba akşam beni oğlum kızım gelip de darp eder mi? Öldürür bir şey der mi diye. Yanıma kıyar mı? Ki en son daha geçen hafta bir baba oğlunu Adana'da tüfekle vurdu. Şimdi düşünün ya. Madde bağımlısı. Bir baba niye evde tüfek taşır? Bu yani köylerimizde olur. Ava gidersiniz vesaire. Bir normal emekli baba evinde niye tüfek taşır? Oğlundan korktuğu için. Ve korktuğu da başına geliyor maalesef. Başına geliyor. Ne oluyor? Oğlu geliyor diyor ki baba uyuşturucuya zam geldi. 100 TL daha ver diyor. Oğlunu vuruyor. Baba mecburen. Yani baş artık çıkar. Yani ve cezaevinden mektup yazıyor. Diyor ki ben oğlumu vurmak istemezdim ama ben yandım. Lütfen buna sorun, çözüm bulunsun. Başka aileler yanmasın diyor. Peki Adana nasıl bu duruma geldi ya? Yani ne oluyoruz yani? Bakın lütfen biz hangi konuda mücadele ettiğimizi YouTube kanalımıza girsinler. Orada nasıl meclis kürsüsünde, limon konusunda, narenciye konusunda, işsizlik konusunda hiç korkmadan, hiç çekinmeden nasıl orada mücadele ettiğimizi lütfen orada görsünler. Evet, şimdi Adem Boğa. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bayağı çiftçilik konusunda yine Adem Boğa diyor ki mecliste gündeme getiriliyor mu? Çiftçilerin sıkıntıları gündeme geliyor mu diye yazmışlar. Bir de ben katkıda bulunayım. Orta Doğu'nun uyuşturucu üretim merkezi olmuş. Neden müdahale edilmiyor Adana? İşte neden müdahale edilmiyor? Biz de onu dile getiriyoruz. Ben şeyde inanmıyorum. Şimdi Sayın İçişleri Bakanımız her gün bir tweet atıyor. Diyor ki şu çeteyi çökerttik, bu çeteyi çökerttik, şu suç örgütünü çökerttik. Kardeşim bunlar çöküyorsa niye suç oranı azalmıyor? Niye uyuşturucu satışı azalmıyor? Niye azalmıyor? Yani bir şey çöküyorsa azalması lazım. Maalesef azalmayı bırakın. Her gün daha da kötüye gidiyor. Şimdi Fethi Özdemir demiş ki oturduğunuz Hürriyet Mahallesi için ne yaptınız? Koca bir köy demiş. Adana'nın hepsi köy. Fethi abi. Adana tamamen köy de milletvekili ne yapabilir i̇şte ki? Şimdi, yerel yönetimler tam evet. Zamanı işte bu soruyu kime soracaksın? Zeydan Karalar'a soracaksın. Vekile değil. Zeydan Karalar ne yaptın diyeceksin. Seyhan Belediye Başkanı'na soracaksın. Ne güzel bir soru bak. Mesela biz ya. Deva Partisi olarak şu anda ya. Yerel yönetimler Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızın projesinin vizyonu şu. Adana'yı büyük köy olmaktan evet, kurtaracağız. Köy, bakın. Biz şimdi biz şunu demiyoruz. Yok daha fazla yardım yapacağız. Daha fazla ekmek kulübesi açacağız falan değil. Biz ilk önce Adana'yı büyük köy olmaktan kurtaracağız. İlk önce Adana'yı büyük köy olmaktan kurtaracağız. İnşallah. İnşallah kardeşim. Çok güzel yorumlar var. Sayın vekilim. Teşekkür ediyorum. Herkese katılımcı herkese çok teşekkür ediyorum. Ceybider Ercan abi bir yorum yazmış ama onu göremiyorum. Sayın kameraman siz oradan görüyor musunuz? Ben geriye alamadım yani. Şeyde sıkıntı oluyor sanırım bu telefonda.
tekrardan bir bakabilir misiniz? Evet Sayın Vekilim, vallahi Allah razı olsun. Kısa sürede milletvekiliniz kaç ay dediniz Sayın Vekilim? 9 ay olmuş. 9 aylık milletvekiliyim. Haziran ayında başladık. Uyuşturucuyla zaten ilgili de mücadelemi verdim. Tarımla Narenci, ilgili de evet mücadelemi verdim. Tek başıma kendimi kürsülere vurarak Sayın Vekilim bir şeyler anlatıyor, mücadele veriyor. Şimdi bunu da göz ardı etmeyin. YouTube kanalı var Sayın Vekilimin. Oradan da Sadullah Kısacık YouTube kanalından Sayın Vekilimin YouTube kanalından yaptıklarını, evet, neler yaptığını görebilirsiniz. Buradan da tekrar etmiş olayım. Deva hep ispatlı konuşur. Şahin Sönmez demiş ki Deva hep ispatlı konuşur demiş. Evet. Sallamaz demiş yani böyle. Hı. Havadan uçmaz demiş. Uçurtmaz i̇şte yaptıklarımızı söylüyoruz. Evet Sadullah Vekilim. Başka Adanalı'ya söylemek istediğiniz var mı? Yerel seçimlerde Deva Partisi'nin de çok güzel adayları var. Adaylarımıza destek amaçlı ne demek istersiniz? Evet, biz şimdi Adana'da Deva Partisi olarak tüm ilçelerimizde gerçekten de pırıl pırıl, geçmişinde şaibi olmayan, liyakatlı, istekli adaylarımızı belirleyip Adana kamuoyumuzun, ilçelerimizin beğenisine sunduk. Bu anlamda inşallah Adanalı hemşerilerimizden destek bekliyoruz. Biz projelerle geliyoruz. Biz net söylüyoruz. Şu andaki mevcut belediye başkan adaylarının yanlışı şu: sadece yapacaklarını söylüyor ama bir sıçrama sağlayacak, atılım sağlayacak, Adana'yı büyütecek bir vizyon koymak lazım ilk önce. Biz o vizyonu şöyle bir şey yaptık: Adana'yı köy olmaktan kurtaracağız. Birinci şeyimiz o. İnşallah Deva Belediyeciliğinde, Deva Partisi Belediyeciliğinde Adana bir 5 yıl sonra baktığınız zaman bir kent halini, bir metropol, tekrar o eski güzel günlerini, özlenen günlerine döndüreceğiz. Biz Adana'yı yeniden ayağa kaldıracağız. İnşallah. Adana çökmüş durumda. Bakın Adana uyuşturucuya teslim olmuş durumda. Adana yolsuz, yoksuzluğa... Bakın arkadaşım biri demiş ki uyuşturucunun üretim merkezi yani, Adana merkezi oldu demiş. Şu anda olaylarda Adana asayiş olaylarında teslim olmuş durumda. Yani Adana bir bataklığın içine çekilmiş durumda. Adana boşlukta ilk üç içerisinde, Adana yaşanabilir şehirler arasında sonlara doğru geliyor. Yani biz Adana'yı tek... Adana burası ya. 4. büyük Adana, şehirdik şu anda. Şu anda 13. Ya. Duydunuz büyük mu? Geçen 7. diyordunuz. Hayır şöyle. Olarak. Şeyde filan içinde birçok sıralama var. Nüfusa evet, göre, evet, yüz ölçümüne göre, evet, vesaire. Yaşayan... Evet. Burada önemli olan yaşanabilirliğe göre. Yani yaşanabilirliğe göre Adana 13. sırada. Evet. Yani bakıyorsunuz ya biz... Yok, gerek yok. Neydi eskiden? İstanbul, İzmir, işte Ankara, Adana değil mi? 4. büyük şehir. Evet, 4. büyük şehir. Doğru mu? Yani şimdi geldiğimiz zaman araya Konya girdi, Antalya girdi, Bursa girdi. Peki geçen ben şimdi Konya'dan sorumlu milletvekiliyim aynı zamanda. Konya'ya gittiğim zaman bakıyorum. Ya Konya mesela tarım fuarına gittim geçen gün. Biz tarımı başkenti izliyoruz burada. Tarım fuarı yapıyoruz. O da TÜYAP'ın genel müdürüyle beraberdik yine. Hı hı. Burada 2 holde yapıyoruz tarım fuarını. Orada 6 hol var ya. Uluslararası tarım fuarı yapıyor. 6 hol ve yetmiyor. Diyorlar ki burayı dışarı... Büyük şimdi diyorlar. Biz birçok şeyi... Büyük. Bakın yani Adana'nın bir silkinmesi, ayağa kalkması lazım. Bir artık lazım. Gerçekten de bakın artık Adanalılar göç etmeye başladı buradan. Yani çünkü artık o özlenen Adana, şehircilik, kentlilik, kültür olduğu Adana elimizden kayıyor. Kayıp gidiyor. Burada haykırıyoruz. Bakın evet, bu siyasilere de bir dur demek lazım. Onlar seçiliyorlar. Geri Adana'ya dönen kaç siyasetçi var? Araştırsınlar bakın. İktidar Partisi'nden. Yok. Araştırsınlar. Milletvekili oluyor. Geliyor mu? Gelmiyor. Hepsi başka şey. Milletvekilliği bitti ya diyelim. Bitti. Emekli bitti. Oldu. İstanbul'da tamam, yaşıyor. Aynen. Benim tanıdığım kaç tane var? Ankara'da yaşıyor. Recep Garip var. Abdullah Çalışkan mesela var. İsterim yani ben. Hepsini biliyorum. İstanbul'da yaşıyor. Yani olmaz bakın. Bu olmaz. Olmaz. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Bizim atalarımızın, dedelerimizin evet, mezarları burada. Yani onun için biz bu şehirde ölümüne sahip çıkacağız. Ölümüne. Ölümüne. Ben de Konya'da yaşamayı düşünüyorum Sayın Vekil. Ben de gideceğim. Düşün yani. Vallahi gideceğim. Gittiğiniz, mesela ben danışmanlık yaptığım için, hı hı,
sanayisinin bu kadar genişlediğini bilmiyordum. Yani ben sanayisine falan baktım. Konya'nın, ya Adana adına icap duydum. Konya'yı gördünüz mü? O mesela yukarıdan drone'la çekim yaptım Sayın Vekilim. Bir tane kaçak yapıyor. Şimdi dün evet. Çok güzel, dümdüz. Yollar üç şeritli. Normal. Gördünüz, pırıl evet. Pırıl. Bir tane sigara izmariti yok yolda. Mesela ya. Bizim Süleyman Demirel, Turgut Özal bulvarındaki gibi evler dip dibe böyle balkonlar falan değil. Böyle baktığınız zaman aralıklı, ferah vesaire nasıl şey yapmış. Nasıl güzel. Bir şehircilik şeyi görüyorsunuz. Planı, şehircilik planına uymuş adam. Bana kaçak yapıyor. Konya'nın başkanımız ne dedi? Dedi ki Sallat Bey bizim burada Konya'da dedi şey yok dedi. Ekmek kulübesi yok. Yani ben ekmek kulübesinden bahsettim. Yok dedi. Yok bizim, ekmek kuyruğu yok. Ekmek kulübesi yok. Yani bizim Konya'da diyor sabahın köründe kalkıp da 2 lira ekmek ona ihtiyacı yok diyor. 2 lira ucuz alacağım diye. Yok. Ekmek barakası yok peki, Konya'da birçok şehirde. Peki şeyde. Konya dediğiniz ne? Bozkır'ın ortasında kurulmuş. Evet. Su olmayan. Çorak. Sen burada 1000 metrekare şeye dönüme 1000 kilo buğday alırken 1500 mısır alırken adam 300-500 alan bir yer. Ya. Bakın bir yer bu kadar zenginken biz eğer Kenan Evren'de Turgut Özal'daki bir ekmek kulübesinin önünde sabah E5'in altını söylemiyorum. Hani öyle olanda bile emeklimiz, teyzemiz, evet, nenemiz bakın evet, sabah orada kuyruğa giriyorsa düşünmemiz gerekiyor. Evet, yaşlı nene teyze ezanla o yağmurda, yaşta, ayazda, soğukta, rüzgarda yaşlı nene, dede, ebelerimiz, dedelerimiz Çukurova'da birçok ekmek kulübesinin önünde kuyruk bekliyorlar. Evet. 2 lira aşağı alacağım diyor. Maalesef. Bu çok acı bir şey. İşte bakın bunları düşünmemiz gerekiyor. Adana neydi? Nereye geldi? Evet. Neydi Konya'yı, nereye geldi? Konya'yı örnek alsınlar. Ben neydi nereye geldi? Yazıklar olsun. Yollarını, sinyalizasyonları bile çok hoşuma gitti. Metro ile ilgili bu bizim raylı sistem mi diyoruz? Bir metro evet, var. Evet. O da dillere destan. Hep dillere destan oldu ama. Komedilere konu oluyor. Şimdi gençler komedi yapıyorlar onunla tamam. ilgili. Tamam. Peki metro 20 yıldır yanlış bir metro yapıldı. Evet. Kardeşim sen bunu doğru hale getir. Ek şeyler yapmak. Sen biz ne yapacağız onu söyleyeyim. Metro nerede bitiyor? Optimum'un orada değil mi? Yüreğir'de. Yüreğir'de. Regülatör dairesinin. He, orada bitiyor. Biz oradan o metroyu direkt Karataş'a bağlayacağız. Ya çok güzel. Havutlu, çok güzel Doğankent, Solaklı, Yüzbaşı, Yemişli, Karataş. Maşallah. Vatandaş buradan binecek. Hatta çoğu insan Karataş'ta oturacak. Binecek, gelecek, merkeze gelecek. Bakın, halkı denizle buluşturacağız ya. Birçok insana sorsanız Adana'da deniz olduğunu Adanalı bilmiyor ya. Bilmiyor. Adana, yani, Karataş, Yumurta. Dolayısıyla dümdüz ova. O zaman metro işler hale gelir bakın. O zaman işler hale gelir. Al buradan bir metro da sen yap Balcalı'ya taşı. Yani Balcalı. Tamam bir şey yanlış yapıldı diye onu doğru yapmanın şeyi var. Ya yani kimse. Bakın bizim Adanalı yani kusura bakmasın eski belediye başkanları da dahil şu hastalık var hep. Her şeyin kolayına kaçayım. Her şeyin kolayına kaçayım kardeşim. Tamam yanlış bir şey olmuş onu eleştir. Sen bunu doğru hale getir. Doğru düzelt. Doğru hale getir. Yanlış yaptı düzelt. Ruh sağlığından. Gereksiz yerleri ruh sağlığından vur onu. Mesela şeye sanayiye götür. Metronun oraya götür. Yani götür. Yani başka bunu yap. Evet. Aç onu ona dallar yap. Birse iki yap. İstanbul'da öyle değil mi? Biniyorsunuz bir yerde iniyorsunuz başka bir şey. Binip başka bir tarafa gidiyorsunuz. Aynen karşı tarafa gidiyorsunuz. Tekrar metrodan. Şimdi bakın inceleyin. Bizim belediye meclis üyelerini Avrupa'ya götürürler. Aman görgüleri artsın, bilgileri artsın. Bir başkanlar... de o da var evet. Tabii canım o şeydir yani kıyaktır. Belediye başkanları Avrupa'ya gidiyor. Bizim Deva Partili belediye o da olmayacak öyle. Olmaz kardeşim sen ilk önce Avrupa'ya gidene kadar tamam mı? Görgünü arttırana kadar ilk önce şu Konya'ya, Ankara'ya, İstanbul'a bir git. Kayseri'ye git. Ona razıyız biz ya. Ona razıyız. Sen Hollanda'ya, Belçika'ya, evet. Almanya'ya gitme yani. İlk önce ya vazgeçtik yani. Oralardan vazgeçtik yani. Gezmeye, tozmaya gidiyorlar. Ben hemen hemen dünyanın birçok ülkesini gördüm. Birkaç ülke kaldı Sayın Vekilim. Vallahi şu memlekette özellikle Adana'daki bu görsel güzelliği, bu Seyhan Nehrimiz, evet. Barajlarımız, bu verimlilik, yeşillik. Yeşillik, bu verimli topraklar, kuru dalı eksek yeşerir. Evet. Bir tarladan üç defa mahsul alabiliyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir memleket Adana. Niye böyle ya Sayın Vekil? Sahipsiz, sahipsiz tek kelime, ya. Sahipsiz. Şimdi bir eve, hani bazı yerler hisseridir. Yani. Sahipsizdir. Orada yavaş yavaş çöker, bir an olur falan. Sahipsizdir. Ama onun bir sahibi varsa gelir, temizler,
eksiye giderir, köşelerden korur. Adana sahipsiz. Şimdiye kadar Adana hep sömürüldü. Hep sömürüldü. Hep rant. Hep rant oldu. Üzerine. Adana herkesi zengin etti. Tamam mı? Bakın Adana herkesi zengin etti. Zengin etti. Adana, zengin etti. Adana evet şey oldu ama baktığınız zaman Adana hep çöktü, Adana hep sömürüldü. Sömürüldü. Belli kişiler üzerinde. Evet. Sayın Vekilim ben de ona dikkat ediyorum. Mesela Adana hep sömürüldü. Hep aynı kişiler üzerinde bir döngü var. Rant döngüsü var. Hep aynı adamlar zengin oluyor. Evet. Aynı adamların dediği oluyor. Bir dönem mevkine geliyor. Sonra bir bakıyorsun C'ye gelmiş. Sonra bir bakıyorsun onun oğlu gelmiş. Onun bilmem neye gelmiş filan. Yani ne oluyor ya? Yani Adana ne ola şirketler devam ediyor. Ya işte Adanalıların Adana'ya sahip çıkması lazım. Zaten bizim seçim sloganımız ben onu söylemiştim. Değil mi? Dedim ki Adana'ya sahip çıkın ya. Ama korku da var ama Sayın Vekilim. Vatandaşı korkutmuşlar. Vatandaş diyor ki aman oğlum memurluk sınavına girecek. Kızım memurluk sınavına girecek. Aman Emine Hanım beni karıştırma. Ben diyemem. Kafama vursalar da vursunlar diyor. Oğlum memur olacak diyor. Ne yapacak bu millet? Korku. Onu en çok biz yaşıyoruz. Evet. Gerçekten de ben onu diyorum. Halkını... Bana bile yani bir silah söylüyorlar. Bazen böyle ben de çok net konuşurum. Belgelerle konuşurum. Beni susturmak için bile acaba Emine Hanım'a ne iftira atsak da bunu sustursak diye çok uğraştılar benimle. Yani vatandaşını... Yani susturamazlar da. Yok korkusuzları susturamazlar. Susturamazlar. Cesur yani bu... Hele Adanalı gibi. Adanalı. Gerçek Adanalı. Yani öyle kolay. Yani öyle geleceksin. Bilmem ne falan. Korkmaz yani. Evet Sayın Vekilim. Adana ne olacak? Bu memleketin hali ne olacak? Bu kadar belediye başkan adayları var. İnanılmaz uçuyorlar, kaçıyorlar. Allah Allah Adana'da. Her taraf afiş resim. Geçen birisi diyor ki, belediye başkan adaylarımızdan biri diyor ki, ben bana diyor oyunuzu verin diyor. Böyle mitingde, mahalle toplantısında. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarımızdan biri. Bana oyunuzu verin diyor. Benim belediye başkanı yapın Adana Büyükşehir'e diyor. Adana'da tek bir insan yatağına aç girmeyecek diyor. İnanalım mı Sayın Vekil? Nasıl girmeyeceğini söylerse inanalım. Bizi nasıl inansın. Girmeyeceğini de söylesin. Şimdi ben ne diyorum size? İnanalım mı yani? Adana Yumurtalık'ta 15 tane 5 yıldızlı otel kurarız diyorum. Tamam mı? Evet. Ha, bunu o zaman inanıyor. O zaman inanıyor arkadaşlar. 15 tane otel kuracağız. Evet. Burada şu kadar kişi çalışacak. Enerji tesisleri kuruluyor. Adana'ya narenciye işleyecek şöyle tesisler getireceğiz. Kuracağız. Orada da şu kadar kişi çalışacak. Dolayısıyla Adana'da doğru kimse yatağa aç girmeyecek, işsiz kalmayacak. Yani ama biz de şu anda konuşuyoruz zaten. Bu hayal yani. Biraz evet. Biraz abartıyorlar. Millet de o inanmıyor mu acaba? İnsanımız inanıyor. Ya vatandaşımızı şu kıskaca getiriyorlar halkımızı. Hemen bir şey olduğu zaman öyle kutuplaşmış ki adam beceriksiz ama diyor vatan millet Sakarya. Ya kardeşim vatanını seven adam beceriksizlik yapmaz zaten yani. Değil mi? Beceriksizlik olur. Beceriksizlik yapmaz. Uyanık olur. Yanlış vatan yapmaz. Seven, evet. Olur. Yani şimdi becerikli şöyle olur. Bakın Emine Hanım 28 Mayıs'ta bu millet sandığa giderken, sandığa oy kullanmaya giderken, Cumhurbaşkanlığına oy atan bir adam gittiği zaman sandığa dolar 18 liraydı ya. Bak. Ondan sonra dolar 18 liraydı. Daha bir sene olmadı bakın şurada. Hemen seçimden sonra 24, 25, 26 bilmem ne hemen %30, %40 devreli oldu para. Şu anda dolar 32 lira. Şimdi seçimden önce bu millet yine oy vermeye giderken 28 Mayıs sabahı oy verecek değil mi? Cumhurbaşkanı seçecek. Hı hı. Mazot 18 lira 60 kuruştu. Mazot 18 lira 60 kuruştu. Şimdi 43 lira. 45 lira, 45. Peki yarın 45 olacak. Yine 2 lira zam gelecek 45. Peki 45 olacak. 45. Bu halkı ya halkı kandı. Sonra ne oluyor? Aman vatan, millet, biz yerliyiz, milliyiz filan. Olmaz yani. Siz de Bozdağlısınız değil mi Sayın Bey? Evet, Bozdağlılardanım. Ben de Bozdağlılardanım. Annem Bozdağ'ın. Akrabaya da çıkacağız neredeyse Sayın Vekilim. Bozdağlılar böyle cesur olur. Yörükler cesur olur. Evet Sayın Vekilim. Son kez bakalım yorumlara. Sonra toparlayalım. Sizi çok tuttum biliyorum. Evet. Şahin Sönmez der ki hele DEVA'ya yol versinler Yumurtalık bütün denizdeki şehirlerden parmakla gösterilecek ve gıpta ile bakılacak bir yer demiş. İddia ediyoruz evet. Ezan yani dinmez bayrak dinmez Sayın Vekilim demiş. Amenna Veli kardeşim.
Kimsenin elinden proje yok. Deva Partisi'nin projeleri tüm dünyaya yeter demiş. Siz gerçekten belediye kazanacağınızı mı düşünüyorsunuz? Ama Fethi Özdemir yine yazmış. Fethi Özdemir size taktı kafaya Sayın Vekilim. Kazanacağız. Siz gerçekten belediye kazanacağınızı mı düşünüyorsunuz? Ama tabii sizin de başbakan adaylarınız var. Ben yerelde parti tutmuyorum. Karşı bir insanım. Fethi abi sen de şimdi ben seni de araştırdım geçen. Beni burada söyletme bak Fethi abi. Ben böyle kimin ne olduğunu çok iyi bilirim. Fethi abi sen Zeydan Karalar'ı destekleyen birisin. İddia ediyorum. Bunları yazman da gayet normal. Ben partim yok falan filan demem. Burada kim kimin adamı kim sana yazdırıyor onu da biliyorum. Bana açıklattırma. Neyse sonra özelden konuşalım Fethi abi bunları. Özelden konuşuruz. Evet Sayın Vekilim. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Adana'da konuştuk biraz. Evet. Değil mi? Adana uslubuyla evet. Konuştuk sayın izleyicilerimiz. Ben teşekkür ediyorum bizleri konuk ettiğiniz için. Estağfurullah Sayın Vekilim. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Her zaman sahalarda görmek, vekillerimizi görmek bize mutluluk veriyor. Cesaret veriyor. İsterim ki tüm partilerin milletvekilleri davet yemeklerinde değil de halkın içinde özellikle köylerde görmek istiyoruz. Vatandaşı dinlesinler, yüreklerine dokunsunlar eyvallah, istiyoruz. Eyvallah. Adana'mızda sadece Ceyhan'da 10 binin üzerinde engelli vatandaşlarımız var. Adana'da 50 bine yaklaşan bir engelli kardeşlerimiz var. Engellileri hiçbir zaman unutmayın. Seçimden seçime hatırlamayın. Engelliler bu konuda çok muzdarip ve kahırlı konuşuyorlar Sayın Vekilim. Ercan abi de her zaman bu konuda destek istiyor sizlerden. Deva Partisi'ni görmek istiyoruz kesinlikle. Diyor. Adana'daki tüm Deva Partili belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyoruz ve diğer partilere de başarılar diliyoruz. Tarafsız yayın yapmaya çalışıyorum. Tabii doğruyu söylüyorum. Taraf tutuyor gibi görünüyorum Sayın Vekilim. Eleştiriyorlar beni. Taraf mı tutuyorsun diye. Hepinizi tutuyorum diyorum. Doğru bir tanedir. Doğruyu. Objektif yayıncılık. Herkese kapınız açık. Kesinlikle sonuçta. Herkes katılabilir. Bütün partiler kapımız açık. Ben biliyorsunuz Yumurtalık'tanım. Siz Karataş'tan Karataş bölgesinde her ikimiz de Adana'nın sahil şeridi evlatlarıyız Sayın Vekilim. Yumurtalık'ta Deva Partisi Belediye Başkan adayımız Sayın Uğur Karataş çok başarılı çalışıyor. Komutanımız aynı zamanda Ceyhan'ın evladı o da köylerimizde. Çok iyi çalışmalar yapıyor. Sizden Deva Partisi olarak ve Sayın Vekilim Uğur Karataş'a desteklerinizi biz veriyoruz. Siz de verin istiyorum. Tabii ki. Gerçekten liyakat sahibi, ehliyetli, görgülü, oturmasını, kalkmasını bilen belediye başkanlığı koltuğunu yakışan bir beyefendi. Kendisini de... Uğur Başkanımız bizim ilk açıkladığımız belediye başkanlarımızdan, partimizin evet. Kurucusu aynı zamanda. Yumurtalık kurucu ilçe başkanımız. Hı hı. Gerçekten de başarılı bir ilçe başkanlığı yaptı. Çok, ve çok iyi bir adam. Özellikle de Genel Başkanımız Ali Babacan Yumurtalık'a geldiğinde Yumurtalıklı vatandaşlarımızın Uğur Başkanı olan teveccühünü görünce dedi ya Sallah Bey Yumurtalık'ta iyiyiz. İnşallah Yumurtalık'ı gördüğüm kadarıyla kazanacağız dedi. İnşallah. Gerçekten Yumurtalık'ta iddialıyız. Uğur Başkanı'na da inanıyoruz. İnşallah. Güzel sonuçlar alacağız. İnşallah. Yumurtalığa çağ atlatacak. Bir ekibi de var. Güzel bir şekilde çalışıyor. Evet, İnşallah evet, Yumurtalıklı iyi. Hemşerilerimizden Uğur Başkanımıza ve yine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Hamza Milli'ye destek istiyorum. Evet Hamza Milli kardeşime de inşallah konuk alacağım ilerleyen günlerde. Onlar da güzel insanlar, güzel kardeşlerimiz. İnşallah başarılı olursunuz. İnşallah. Ne kadar sizi Fethi Bey şey yapmaya çalışsa da Allah'ın dediği olur. Tabii. Biz çalışalım. İsterse bir tane oy alsın. En azından mücadele veriyoruz. Hani diyor ya karınca misali. Ya nasıl gideceksin işte Kabe'ye kadar? Gidemesem de yolunda ölürüm diyor karınca. Gidemesek de başaramasak da o yolda devam edeceğiz. Kararlılıkla devam bir şeyi değiştirmek süreklilik ister. Biz yapacağız inşallah. Başaracağız. Değil. Daha yolun başındayız. Tabii. Daha 9 aylık milletvekili yani Sayın Vekili.
Evet Sayın Vekilim, son olarak Adanalımıza söylemek istediklerinizi buyurun. Kameralar size çevirsin Sayın Kameramanım. Sonrasında Karataş dedik. Yumurtalık Belediye Başkan adayımız Uğur Karataş'ı ve sevgili eşini de yayına alacağım. Adanalı'ya evet. Ne söylemek istersiniz? Oyları iste Sayın Vekilim. Evet. Yani şimdi tabii kritik bir seçime gidiyoruz. Çok. Şuna bakmamız lazım. Oy verirken şunu düşünmemiz lazım. Ya biz 2019 yılında bir seçim geçirdik. 2019'da 2024 arası ne değişmiş? Yani şimdi o deyi bakacaksınız. Benim ilimde, benim ilçemde, benim beldemde, benim sokağımda ne değişmiş? İnanın birçok sahada esnafımıza, birçok caddeye girdiğimizde vatandaş diyor ya bakın şuraya 5 yıl, 10 yıl önceyle her şey aynı, değişen bir şey yok diyor. Dolayısıyla İşte biz demek ki bir şeyleri değiştirmeden bu ile değişim gelmeyecek. Biz değiştireceğiz. Bir oy bir oydur diyoruz. İyi insanların yanında durmak, liyakatlı insanların, dürüst insanların yanında durmak lazım diyoruz. Gerçekten de biz Deva Partisi olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda ve diğer tüm 15 ilçemizde baktığınız zaman liyakatlı, dürüst, çalışkan, mütevazi, halka üstten değil, halka hizmetkar gibi davranan, bunu iş olsun diye söylemiyorum. Adaylarımızı tanıyanlar zaten bilir ama özellikle de incelediğinizde bunu göreceksiniz. Biz Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'dan şunu öğrendik. Asla halka yalan söylemeden, asla halkı kandırmadan, doğruları söyleyerek yapılabilecek ne varsa onun en iyisini yapmaktır düsturunu aldık. Adaylarımız da bu düsturla yola çıktı. Ben bu kapsamda tüm Adana hemşehrilerimden desteklerini bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Sizlere de bizi bugün konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilimi şöyle güzel bir alkışlayalım. Evet, evet Sayın Uğur Karataş'ı da sahneye alalım. Yumurtalık Belediye Başkan adayımız Sayın Deva Partisi Yumurtalık Belediye Başkan adayımız. Buyurun sizi böyle alalım. Gel abi. Yanınıza gelin. Şöyle isterseniz gelin beraber kapatalım. Burada var tamam. Ben başkanıma vereceğim. Sayın Vekilim şöyle alalım. Buyurun, gel Sayın Başkanım. Başkanlar valla. Evet. Evet. Uğur Karataş. Yumurtalık, Adana Yumurtalık ilçesi Belediye Başkan adayımız, Deva Partisi Belediye Başkan adayımız Sayın Uğur Karataş Beyefendi burada. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok naif insanlarsınız. Halkın içinden insanlarsınız. Deva Partisi'nin tüm adayları arkadaşlar çok kibar, çok mütevazi, halkın içinde gerçekten can ciğersiniz yani. Çok İnşallah sağ. Kıymetinizi bilir Yumurtalık halkı. Çok sağ olun. Sayın Uğur Karataş. Çok teşekkür ederim evet. Kardeşim. Öncelikle Sayın Vekilimizi ağırladınız. Biz baş tacı her zaman başımız. Soluksuz heyecanla dinledik. Çok güzel bir yayın evet. Oldu. Bizi de lütfettiniz. Canlı yayınınızı aldınız Sayın Vekilimle. Estağfurullah. Ben de yoruldunuz. Ben de daha fazla uzatmak istemem. Sadece... Evet. Yumurtalık hemşehrilerimize, Sayın Vekilimizin ve sizin huzurunuzda şunu söylemek istiyorum. Uzun süreden beri 24 mahallede geziyoruz. Bu 24 mahallede şunu gösteriyoruz. Biz evet. 121 tane projeyle geliyoruz diyoruz. Evet. Projemizin sayısını söylüyoruz. Projelerimizin ismini söylüyoruz. Projelerimize dayanak olan referans kaynaklarımızı gösteriyoruz. Hatta ben onları kitapçıklarına tutup gösteriyorum. Gördüm hepsini inceledim. Evet. İnşallah tekrar alacağız. Evet. Ben biliyorum ki evet. Yumurtalık'ta belediye başkanı olursanız o koltuğa gerçekten yakışıyorsunuz. O koltuğa oturduğunuzda biliyorum ki ahlaklı, disiplinli, askeri bir eğitimde aldığınız için o disiplinle Yumurtalık'ı düzene koyacağınızdan adım gibi eminim. Hiç. Yani 25 senedir Yumurtalık'ta siyaset yapan biri olarak ben kefilim abi sana. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben Emine Hanım, ben şunu söyleyeceğim. Söyleyeyim, uzun yıllar suç ve suçlulukla mücadele etmiş bir kardeşiniz olarak. Ben canlı yayındayım. Yumurtalık halkı da beni Devalı Komutan ismiyle tanıdı evet, biliyorsunuz. Evet, biliyoruz Sayın Ben Sayın hemşerilerimize ben şu sözü her yerde veriyorum. Öncelikle yolsuzluk, rant belediyeciliği olmayacak. İnşallah, zihniyet inşallah. Dönüşümü yaşatılmış. Adeta bir Bodrum gibi, bir Alanya gibi, bir Sile gibi, bir Kaş gibi, bir Kuşadası gibi. Efendim aklınıza gelen güzel bizim turizm cennetlerindeki olduğu gibi bir Yumurtalık'a
çok kısa zamanda kavuştuk. Yumurtalıktan oylar iste bak sen, evet, evet. Sen başkan. Tabii ki. Yumurtalıklar köylerden şu an inanılmaz izliyorlar bizi. Çok teşekkür ederim. Bütün köylerden. Hemşerilerimin ben bizlere olan teveccühlerini, inançlarını görüyorum. Bizlere olan sevgilerini, saygılarını görüyorum. Onların yüzünü karar çıkartmayacağız. Ve inşallah yakın zamanda Yumurtalık'ta Deva Belediyeciliği ile tanıştıracağız Yumurtalık i̇nşallah, hemşerilerimizi. Inşallah. Ama öncelikle şunu söylüyorum. Bizlere yasa dışı olan hiçbir taleple kimse yaklaşamaz. Daha önce yapılan belediyecilik anlayışıyla bizlere belediyecilik hizmeti kimse yaptıramaz. Şu ana kadar devam eden yeknesek hale dönüştürülmüş o klasik belediyecilik anlayışının tamamıyla dışında modern, çağdaş, yaşanabilir, uygar bir kent haline getirmek İnşallah. için 121 tane projeyle Yumurtalık'ta İnşallah. Hemşerilerimizin karşısındayız. Biz sizden öğrendik Hipokrat'ın Yumurtalıklı olduğunu. Arkadaşlar Hipokrat yemin diyoruz ya, Hipokrat Yumurtalıklıymış. Yani doktor arkadaşlara da duyurulur. Memleketimin evet. adamıymış. Evet. Ben Hipokrat'ın köylüsüyüm. Öyle diyeceğim. Evet, evet. Şimdi Hipokrat bizim hemşerimiz. Hipokrat benim köylüm yani ona göre. Sadece doktor arkadaşları da. Yumurtalığa değil dünyaya mal olmuş. Evet. Dünyanın ilk organ nakli yapılan ilçesi. Evet, evet, dünyada 100 bin nüfuslu bir şehir. Yani. Kendi parasını basan ticaret şehri, sanat kenti, kültür kenti. Finans cenneti dünyanın gözdesi olan Sayın Başkanım. Kısa zamanda dönüşecek inşallah. Bu rantlardan, bu çıkar rantlarından inşallah kurtulur. Siz de Deva Partisi olarak memleketime deva olursunuz, şifa olursunuz diyoruz. İnşallah, inşallah. Çok inşallah yarın canlı yayınız var zaten. Evet. Yumurtalık'ta sahilde tekrar orada da projelerinizi anlatmanızı tabii rica ki, ediyoruz. Tabii biz de izleyeceğiz. Ben buradan kapatmadan önce şunu söyleyeceğim. Buyurun efendim. Bizlerin sunabildiği kadar projeleri sunabilen bir belediye başkan adayı var mı diye her yerde soruyorum. Buradan da hodri meydan diyorum. Bizim sunduğumuz kadar kapsamlı, geniş, Yumurtalığı dönüştürecek, çehresini adeta turizm cenneti haline çevirecek projeleri olan bir belediye başkan adayı daha varsa lütfen onu buyursunlar, desteklesinler. Evet. Ama yok, halk da görüyor, hemşerilerim de görüyor. Onların teveccühleri için de teşekkür ederim. Az kaldı Yumurtalık'ta zihniyet devrimine. Ben tüm hemşerilerimin oylarına talibim. Onların yüzlerini ak edeceğim inşallah. Saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar partilere değil, yerel seçimde buradan tekrar ediyorum. Yerel seçimde partilere, gönül verdiğiniz partilere değil, şahıslara oy verin. Lütfen rica ediyorum. Bir moderatör olarak ve aynı zamanda 25 yıldır siyaset yapan biri olarak Sadullah Vekilimle de uzun yıllar siyasette yürüdüm. Onun için buradan tekrar ediyorum. Yerel seçimde arkadaşlar kişilere, şahıslara inceleyin, ona göre oy verin. Partiler bazında bakmayın. Özellikle ilçem için söylüyorum. Adana için söylüyorum. Çok güzel adaylar var. Uğur Başkanım gibi inşallah iyi çok olur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim son olarak siz de bir şey söylemek isterseniz yayını kapatıyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Vekilim. Adana'dan kucak dolusu selamlar. YouTube kanalımızdan Emine Koçak adım adım Adana programından bizi izleyebilirsiniz. Emine Koçak 01 Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Facebook hesabımızda canlı yayınlarımız devam ediyor. Herkese kucak dolusu selamlar diyoruz. Allah'a emanet olun.